Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiyle, yine empatiyle karşınızdayız. Biz empatide ne yapıyoruz? Hep anlatıyorum başında biraz yumuşak bir giriş yapıyoruz. Üçüncü, dördüncü sayfa haberlerini alıyoruz. Derinlemesine inceliyoruz. Neler olmuş, neler bitmiş. Derinine bakıyoruz, incesine bakıyoruz biraz. Ondan sonra bu hikayeleri, bu meseleleri değerli bir konuğumla birlikte yeniden konuşuyoruz. Ben konuğumdan hikayedeki öznelerden birinin veya birkaçının yerine geçmesini isteyerek empati kurmasını sağlıyoruz, rica ediyoruz. Ve bu deneyim birbirimizi biraz daha anlamaya, kavramaya, sevmeye fayda eder mi ona bakıyoruz. Bu akşam harika bir konuğum var. Hepinizin çok sevdiği değerli oyuncu, meslektaşım. Sevgili Kenan İmirzalıoğlu. Kenancığım hoş geldin. Merhabalar abi, hoş bulduk. Yıllar sonra, çok uzun yıllar sonra ilk defa bir televizyon programına evet. Çıkıyorsun. Neden? Sen sevmiyor musun bu işleri çok? Bu televizyon programlarında hep böyle bir kendini anlatma bir şeyler falan durumları olduğu için ben de o işlerden gerçekten kendinden çok hoşlanmıyorum. Kendinden bahsetmekten evet, hoşlanmıyorum. Çok hoşlanmıyorum. Fakat bu kuralı sana özel, senin hatırına özel bir kere kırdım. Onu da diğer arkadaşlarım da anlayacağını düşünüyorum. Çok o yüzden senin davetin aslında çok daha önce gelecektim. Bizim formatımız da farklı biraz evet. Tabii. Biraz da onun da etkisi var. Sadece ben değil herhalde. Hayır diyemeyeceğim. Empati gerçekten şu dönemde, her dönemde ihtiyacımız olan bir duygu. Ama son yıllarda herhalde biraz daha fazla ihtiyacımız var diye düşünüyorum toplumsal olarak. O yüzden programın adının empati olması ve başında da senin olman bu kuralı kırmama sebep oldu. Hazır açılmışken de gerçekten şu dönemde böyle bir program yapılması, senin de sunman, bu işin bütün fikir babasına, kimse artık fikir kime aitse, yapımcılarımıza... Bir annesi bir babası var. Bir annesi bir babası var. Hem anneye hem babaya gerçekten yürekten teşekkür ederim tüm emeği geçenlere. Çünkü ihtiyacımız olan bir programdı, hepimize iyi hissettiriyor. Ağzın bağlı yesin, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi Kenancığım, programı hiç baştan sona seyrettin mi? Seyretmediysen seyrettim deme, çünkü mahcup olursun. Seyrettim. Bunca sene sonra da ilk defa çıkmışken her şey senin için iyi olsun istiyorum. Teşekkür ederim. Seyrettim. Seyrettim tabii ki. Şimdi hikayelerimiz var. Onların başında ve sonunda ben arkadaşım, meslektaşım, set arkadaşım Kenan'la görüşüyor olacağım. Ama arasında hikayeye başladıktan sonra hikaye boyunca senin hikayedeki bir veya birkaç belki de öznenin yerine göre değişir. Öznenin yerine geçmeni rica ediyorum. Tabii ki. Böyle ilerliyoruz. Nasıl, biraz ısındın mı? Bakalım neler olacak. Sen varsın abi, zaten tamam. Sıcaktım. Böyle acı bir haber alınca ne hissettin? Kenan, sen Türkiye'nin en sert adamlarından birisin. Ağlayacaksan mendilin olsun. Kızlarınla aran nasıl, nasıl bir babası? Bir şey söylüyorsun, çocuk onu tak diye uyguluyor. Söylediğin ne kadar yanlış olduğunu fark ediyorsun. Kenan ihmal mi oluyor falan diye zaman zaman düşünmüyor değilim. Aşk nedir? Aşk. Ve sen aşka inanıyor musun? Benim aşkım mesela ilk görüşte aşk değildi. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde kazanması zamanın. Çok erken gelmişim, seni bulamıyorum. Peki önce... Kenancığım sana soruyorum. Biliyorum idealist birisi olduğunu ama yine de soruyorum, herkes dinlesin diye. Sen idealist birisi misin? İdealist olmak nedir? Ne demek? Yani hayatının her boyutunda idealist olmak gerçekten çok zor bir şey. Ama evet. İşimde idealist, daha doğrusu hakkını vermeye çalışıyorum. Yani idealistlik çünkü çok geniş bir konu başlığı. Evet. Yani onun her yerde altını doldurmak çok zor. Her alanda idealizm biraz aşırı... Evet, bu sefer kendini de sabote etmeye girer o. Evet. Dizileri çok iyi biliyorsun abi. Zaman zaman idealistlik değil, tempo ve hız ister. O hızı... Bazen işi bitirmek gerekir. İşi bitirmek gerekir bu. Ve o dönemde de, o anda da herkesin kendinden biraz vermesi gerekir. Benim biraz oyunculuğumdan, sesçinin işte ses probleminden, yönetmenin rejisinden taviz vermeli. Herkes idealist davranırsa işler yetişmez. Peki azimli olmayı nasıl tarif edersin? Azim gerekli. Azim gerekli. Azim yani şart. İdealizm şimdi başka bir şey ama azim her türlü şart. Yani hele bir yola başını koyduysan zaten hani onu tamamlamak zorundasın. Yani aslında azim belki bizim jenerasyonlar için zaten olması gereken bir şey.
Bizim işler zaten başka türlü. Azmetmeden olmaz. Azmetmeden bitiremezsin. Olmaz. Evet, devamlılığı sağlayamazsın. Doğru. Çünkü günlük hayatta bir sürü bahanen olabilir. Hastalıktı, günlük üzüntülerdi, kayıplardı falan. Doğru. Fakat azmettiysen hepsini bir kenara bırakıp profesyonel bir şekilde setine gidip işini yaparsın. Peki, güzel. Bu soruları hikayemizin içine bir olta atmak için, bir çıpa atmak için soruyorum. Hmm. Sonra anlaşılacak. Peki rastlantılara inanır mısın? Tesadüflere, rastlantılara? Neredeyse i̇şte, tevafuka. Evet, tevafuka inanırım. Rastlantı... Onlar farklı farklı. Evet, biraz, yani hepsi farklı. Biraz da hayatta sen işte neye azmediyorsun, neye uğraş veriyorsun. Beklentin ne? Evet, yani o zaman kaderi de biraz kendine doğru çevirebilirsin. Hani doğru rastlantıları yakalayabilirsin. Dışarıdan bakan rastlantı şanslar. Halbuki sen azminin, emeğinin ve doğru dileklerinin sonucundur belki onlar. Rastlantı diye görünen şeyler. Evet. Biraz rastlantıyı kovalamak gibi değil mi? Evet. Peki, o zaman giriyorum hikayemize. Tabii. Hoşça kal Kenan. İlk hikayede Iğdır'ın küçük bir köyünde doğdun. Yıl 1988. Ailenin en küçüğüsün. Üç ablan var. Suyu dahi olmayan, ısınmayan bir evde ancak sevgi dolu bir ailede büyüyorsun. Ailen geçimini tarlada çalışıp hayvancılık yaparak sağlıyor. Kimse okuma yazma bilmiyor. Aileden yani. Kardeşlerin sadece okulun ilk haftası okula gidiyor. Geçim derdi sebebiyle işlerden dolayı bir türlü devamını getiremiyorlar. Küçük yaştan itibaren tarlalarda ailenin işlerine yardım etmen gerekiyor. Şimdi somut koşullar bu olunca nasıl bir gelecek düşünüyorsun? Küçük bir çocuk olarak soruyorum. Evet. Sana daha küçüksün. Ya bir taraftan şehir hayatından bakınca tabii hani küçük çocuk tarlada çalışıyor falan çok zor bir taraftan. Buradan fakat, bakınca. Fakat işte kotları ağartmak için bir fabrikada çalışmasından çok daha iyi. Evet. Ya günün sonunda toprakla berabersin, hayvanlarla berabersin, bir sebzeyle veya işte tahılla berabersin bir şey yetiştiriyorsun. Bence bunlar... buradan bakınca yazık çocuğa gibi düşünsek de aslında o çocuğun ruhu için, karakteri için bir taraftan da sağlam şeyler diye benim düşünüyorum ben. Benim için diyeceksin. Evet, ya benim için. Çok evet. Affedersin. Sen de ablanlar gibi okula gidemeden 10 yaşına geliyorsun. Yokluk içinde ama sevgi dolu geçen günlerin babanın rahatsızlığı sebebiyle son buluyor. Babanın rahatsızlığı bir türlü geçmek bilmiyor. Bu yüzden de işleri de aksıyor. Geçim sıkıntısı daha da büyük bir sorun olmaya başlıyor giderek. Babanı tedavi ettirmek ve bir taraftan da yeni işler bulmak için bütün aile İstanbul'a taşınıyorsunuz. İstanbul'a geldiğinizde sen 11 yaşındasın henüz ve okuma yazma dahi bilmiyorsun. Okuma yazman yok, üstelik yaşın küçük. Ailenin geçimini nasıl sağlayacaksın? Baba çalışamıyor ya artık. Bir de İstanbul gibi bir çok zor bir ormana gelindi. Evet, İstanbul zaten çok büyük bir şehir. Bir de 11 yaş. 11 yaşında herhalde İstanbul'da Iğdır'dan kalkıp şimdi İstanbul'a gelince sokakta yürüyünce herkes üstüne geliyormuş gibi hissediyorsun. Ya bireysel üstüne geliyormuş gibi hissediyorsun. O yüzden 11 yaşında bir çocuk olarak İstanbul'da yaşamam gerçekten o anlamda çok zor. Fakat bir tarafta hasta baba var. Bir taraftan 3 abla var. En küçük benim erkeğim. Ve evin geçim derdi ister istemez bizim toprakların geleneği gereği evin erkeği. Sorumlusu. Evet, ikinci erkeği ben olduğum için o benim üzerime düşen bir şey. O yüzden o çocukluk sıkıntılarından sıyrılıp acaba bunların içerisinde ne yapabilirim, ailem için ne yapabilirim, babamı tedavi ettirmek için ne yapabilirim, onun yollarını ararım. Yani konforlu bir yerdeyken... Yabancılaşmaya vaktim yok diyorsun. Evet, yok. Yani İstanbul üstüme gelirse gelsin ama babamı kurtarmam lazım. Evet. Nasıl sağlayacaksın ailenin geçimini? Yani bu zor imkanlar altında çocuk olmak... İşportacılık yaparım herhalde. İşporta? Evet. Haliç Köprüsü'nün üstünde yani bir şeyler yaparım. Yani muhakkak bir yol, bir şey ararım. Yani en azından o yol için savaşırım. Sonuca ne kadar ulaşabileceğim bilmiyorum ama. Hiçbir şey yoksa sokak mı var? Evet. Evet. Bağcılar'a yerleşip küçük bir ev kiralıyorsunuz. Annen, üç ablan ve sen bir tekstil atölyesinde. Kod taşlamak değildir inşallah. Zeki Demirkubuz hikayelerine geldik şimdi. Geldik, evet. Bir tekstil atölyesinde işe giriyorsunuz. Ortacı diye bir tabir var. Bilir misin ortacıyı? Tezgahtan tezgaha yapılanları, edilenleri taşımak. Hmm. Tekstil ürünlerini taşımak. Burada cebi farklı dikilmiş. Farklı işler, evet, kopyası işlemler yapılsın gibi. Diyor bir tezgaha götürüyor. Aynen. Ben bunu yapabilirim. Keşke verseler.
Yeni tekstil ürünlerini kucaklayıp makinelere taşıyorsun. Harika. Yaptığın iş yaşına göre aslında çok ağır. Olsun. Ve çok zor bir dönem ama çalışmak zorundasın işte. Elinize biraz para geçince babanı doktorlara götürüyorsun. Kendisine maalesef akciğer kanseri teşhisi koyuluyor. Bir kere babanı kaybetmekten korkuyor musun, onu sorayım. Ailenin geleceği için endişeleniyor musun? Hatırlatmam gerekiyor. 3 abla var. Sen evin tek erkek çocuğusun, biraz önce söylediğin gibi. Babana bir şey olursa belki çok daha büyük bir sorumluluk altına gireceksin. Bütün bunlara hazır mısın? Korkular, endişeler, küçücük bir yaş. Yani babam orada dursun, ben sorumlulukların altına girerim yine. Hmm. Akciğer kanseri... Beter bir hastalık. Evet, beter bir hastalık. Yani gönül ister ki babam yatağında dursun, ben o işlerin iki katını da yapayım, yeter ki babam dursun. Yani oradaki benim korkum, babam giderse daha büyük sorumluluk almak zorunda kalacağım değil. Yani. Onun varlığını, evet, sürdürmesi. Evet. Yeter ki yani o, evet, başımızda dursun. İstanbul'daki ilk 2 yıl tekstil atölyesiyle babanın tedavisi arasında geçiyor. Tüm tedavilere rağmen babanın sağlık durumunda müspet bir gelişme, olumlu bir gelişme olmuyor maalesef. İşe gidip gelirken yolda tesadüf eseri karşılaştığın bir öğretmen var, tanıştığın bir öğretmen var. Senin zekandan çok etkileniyor ve mutlaka okula gitmen gerektiğini söylüyor sana. Şartlar yüzünden eğitim alamadığını da öğrenince ailenle gelip görüşüyor ve bütün masraflarını karşılayıp seni bir okula yazdırıyor. Yaş 13, ilkokula başlıyorsun. İlkokula başlıyorsun ama başlamak için yaşın büyük malum. Uzun süredir de okul hayatından uzaktasın. Yani demek ki diğer kardeşlerin gibi bir hafta falan, evet, zamanında bir hafta, 10 gün, bir ay neyse bir gittin ama sonra tekrar tarlaya dönmek zorunda, işe dönmek zorunda kaldın. Şimdi ilk defa 13 yaşında okula gidince ne hissettin? Okul arkadaşlarına uyum sağlayabilecek misin? Sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Yani bir taraftan evet okumak istiyorum, kendimi ifade etmek istiyorum. Bir gazetede bir şey gördüğüm zaman onu okumak istiyorum. Evet. Ama bir taraftan da benim yaşımdaki çocuklar ortaokula başlamışken ben yani kardeşim diyeceğim, kollayacağım çocuklarla aynı sırada işte alfabeden başlayıp işte heceler, yani o yoldan geçmek biraz zor, zorlayıcı. Çocukların da şimdi sınıf arkadaşlarımın da bir dalga konusu olacağını da düşünüyorum. Fakat onlar gibi çocukluk da yapamam. Evet. Aynı şekilde karşılık veremem. Evet. Bir taraftan abileriyim. Abi. O benim için zorlu bir yolculuk. Ama günün sonunda o 5 yıl bitecek, 4 yıl bitecek. Ben eğitim alacağım ve okuma yazma öğreneceğim. Yolda uzun. Bütün bunların hepsine değer bir taraftan. Yol uzun. Evet, yol uzun. Evet. Peki, okula başladığın ilk günler uyum sağlamakta zorlanıyorsun ancak çalışma azminle öğretmenlerini etkiliyorsun. Sen okurken ablaların çalıştığı için kendini onlara karşı sorumlu da hissediyorsun. Yani biraz orada bir ezilme de var. Hem kendini hem aileni bu durumdan çıkartıp rahat ettirmek için tek çare okula gidip eğitimini olabildiğince hızlı bir biçimde tamamlamak. Ortaokulu birincilikle bitiriyorsun devam edip. Lisedeyken artık geleceğinle ilgili düşünmeye de erkenden tabii ki başlıyorsun. Liseyi bir bitireyim de bakarız gibi bir, durum yok, yok, evet, tabii ki. Lise son sınıfta matematik alanında geliştirdiğim bir projeyle, bir lise projesi, uluslararası bir yarışmaya katılıyor ve birinci oluyorsun. Bu başarı sana Amerika'nın kapılarını aralıyor. Aynı yıl babanın durumu ağırlaşıyor ve sonunda ne yazık ki kansere yenik düşüp hayatını kaybediyor. Allah rahmet eylesin. Amerika'daki üniversitelerden kabul aldın ama babayı kaybettin. Eğitimin için ailenden uzaklaşmak, hani hem büyük bir sorumluluk vardı artık baba olmadığı için. Ne olacak bu Amerika meselesi? Bir kere çok sıra dışı bir durum yani, harika bir şey ama bir yandan da senin durumun acayip. Şimdi Iğdır'dan başladım, noktaya döndüm o köyde tarlada çalışırkenki halim. Bu zekayla, bu azimle... İstiyordum zaten eğitim hayatında bir şeyler yapmak, başarılı olmak, öğrenmek. Fakat hayatın içerisinde yaşadıklarımız buna çok fırsat vermedi. Ailenin ekonomik durumu, sonra babamın hastalığı. Şimdi bir taraftan orada babamı düşünürüm. Babam beni nerede görse daha mutlu olurdu. Ya yani bütün bu yolculuğa, evet, Iğdır'dan başladık. Ben 13 yaşında ilkokula başladım.
Ki işin en zor kısmı belki o dönemdi. Çocuklar da olduğum dönem. Artık 20'leri geçtikten sonra çok büyük bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Yani 20 yaşında, 30 yaşında da üniversiteye başlayabilirsin. Tabii canım. O yüzden artık yani o... Daha çok burada evet, aileyi bırakacak olmak. Çocuk zorbalığı lazım kısmından geçtiğimiz için evet, artık hani büyük bir sıkıntı yok. Fakat babamı düşününce babam beni Amerika'da görmek isterdi. Oradan iyi bir eğitim almamı görmek isterdi. Ondan mutlu olacağını babanı düşünüyorum. Babanı kaybedince ne hissediyorsun sorusunun yanıtı aslında tam burada yatıyor galiba değil mi? O ne isterdi? Evet. Onu sürdürebilmek, o ülküyü, o hayali. Aynen, o yoldan devam belki etmek isterdim. Dolayısıyla bütün bu acıya, aileden uzaklaşmaya, onlardan ayrı kalmaya rağmen onu göze alır Amerika'ya gitmek isterim. Babanın ölümü seni ve aileni çok üzüyor. Sen ailenin bütün sorumluluğunu almak istesen de annem ve ablaların buna itiraz ediyorlar. Önünde çok parlak bir gelecek olduğunu söyleyerek seni Amerika'ya gitmeye ikna ediyorlar. Gitmeye ikna ediyorlar. Tabii. Kadın gücü. Ben bir kalmak mı istiyorum? Tabii sen onların sorumluluğunu bırakmak istemiyorsun. Onlar varken bunu yapmayayım diyorsun. Evet, kadın sağduyusu burada çıkmış. Evet tabii. Ben gücü, bir erkek fedakarlığı durumuna girmişim tabii. Tabii tabii. Herkes, burada kalacağım, sorumluluklarımı yerine getireceğim. Herkes klasik rollerini olağanüstü bir biçimde evet, sürdürüyor burada. Sağlıklı klasik roller değil mi? Evet evet. Sen de babanın hastalık sürecinde yaşadıklarının ve ölümünün etkisiyle bu hastalığa karşı mücadele etmek istediğine karar veriyorsun. Yani babanın yakalandığı hastalık göz önüne alınınca. Bunun için tıp okumak ve kanser hastalığının tedavisi konusunda çalışmak istiyorsun. Amerika'da elde ettiğin bir burs var, kazandığın bir burs var. Yani orada okumaya gidebileceksin ancak yol masraflarını karşılayacak maddi gücün yok. Yani o teklif Amerika'dan başlıyor. Önce oraya bir varacaksın, kapıya dayanacaksın ben geldim diye. Şimdi oraya nasıl gidilecek? Oraya her türlü giderim. Vazgeçmez misin gitmekten? Tabii o bileti yani o yolculuk masrafını her türlü çıkartırım. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ama pahalı bir iş Amerika'ya gitmek biliyorsun. Öğreneceğim. Bilmiyorsun da öğreneceksin. Yani. Öğreneceğim, şaşırdım. Yani Iğdır'a gitmekten çok daha pahalı farkındayım yani, ama... O yola baş koyduysak ben 11 yaşında aileme ekonomik olarak destek olduysam şimdi zaten hani hiç zor olmasa gerek. Aslında tablo o an için çok karamsar görünüyor yani vaziyet. Ama liseyi bitirdiğin dönemde karşılaştığın yani tesadüf ettiğin bir göz doktoru, bir profesör muhtemelen şeydi babanı getirip götürürken falan da olabilir. Seni destekleyeceğini ve yardımcı olacağını söylüyor profesör, bu yol meselesi için. Çok şaşırıyorsun. Ona da zamanında önemli bir iş insanı aynı şekilde destek olmuş ve bir başkasına yardımcı olmasını vasiyet etmiş. Tevafuk dediğimiz nokta burası mı? Belki de, bakalım. Amerika'ya ilk gidişin için gereken yardımı yapıyor ve biletini alıyor. Amerika'ya tıp eğitimi alabilmen için, Amerika'da tıp eğitimi alabilmen için öncelikle başka bir dalda 4 senelik bir bölümü bitirmen gerekiyor. Sen de önce Vermont Üniversitesi'nde kimya bölümünü bitiriyorsun. Arkasından da aynı üniversitede tıp bölümüne birincilikle giriyorsun. Birincilikle giriyorsun. Bu süreçte anneni ve ablalarını çok özlüyorsun ve onlardan uzak kalmak seni üzüyor. Şartlar düşünüldüğü zaman zırt pırt gidip gelemiyorsun. Tabii. O burs orada okumana, karnını doyurmana, başını bir yere sokmaya belki yetiyor ama seyahat kadar evet, da değil artık. Her geçen günde hasret büyüyor. Hep aklın onlarda ama başarmaya kararlısın. Sadece derslerine odaklanıyorsun, sürekli çalışıyorsun ve tıp fakültesini yine birincilikle bitiriyorsun Amerika'da. Başarılarının üzerine yani 13 yaşında şeye giden çocuktan, ilkokula başlayan çocuk olarak başarılarının üzerine üniversite yönetimi sana tam destek veriyor. Rutgers Üniversitesi'nde radyasyon onkolojisi üzerine çalışmalar yapmak üzere teklif alıyorsun. 13 yaşında okuma yazmayı bilmiyordun. Önce kimya okudun, arkasından da tıp fakültesini birincilikle bitirdin. Artık hayalini gerçekleştirmek, onkoloji alanında çalışmak üzere araştırmalara başlıyorsun. Böyle bir başarı, böyle bir noktaya gelmek sana ne hissettiriyor? Azmedersen yaparsın. Evet. Azmedersen yaparsın. Bir de sanırım... kalbimi de iyi bir yerde tutmuşum diye düşünüyorum. Çünkü iki tane dönüm noktası var. Birincisi beni ilkokula başlatan o öğretmen kişi, aileyi de ikna edip, beni de ikna edip destek olması, ailenin ekonomik yükünü ablalarımın alması, evet, o öğretmenin ve ablalarımın da buna destek arkada olması. Oğlum bu saatten sonra ne yapacaksın dememişler.
Evet, evet. Müthiş bir takım evet. var değil mi arkadaşlar? Orada bir kadın birliği var. Annenin başını çektiği muhtemelen. Tamam. İkincisi de o göz doktoru. Evet. Beni Amerika'ya gönderen. Evet. Yani bu çok kıymetli. O yani azim tamam rol gelince çalışıyor, bütün üstüne düşeni yapıyor. Fakat orada da iki tane bir yani. Onun melekleri var. Yani, melekleri var. Melek yatırımcı mı deniyor şimdi? 33 yaşında 60'tan fazla bilimsel makale ve birçok uluslararası konferansla bütün dünyanın dikkatini çekiyorsun. Kaç yaşında dedin abi? 33. 33 sadece yaşında. 33 yaşında. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 100 bin bilim insanı içinden gelecek vaat eden 20 genç bilim insanı arasına seçiliyorsun. Müthiş. Her yıl sadece tıp değil, kimya, mühendislik, felsefe gibi alanlarda gelecek vaat eden 20 bilim insanına verilen Wunderkind, yani harika çocuk unvanını alıyorsun. Harika çocuk olmak nasıl bir duygu? 13 yaşında okuma yazma bilmeyen, biraz gadre de uğrayan okula başladığı zaman bir çocuk olarak. Bu başarıları okurken abi sen, benim bu başarılarımı okurken yani 100 bin genç arasından ilk 20'ye Kenan, giren sen öğrenci Türkiye'nin en sert olması... adamlarından birisini ağlayacaksan mendilin olsun. Yani. sen onları okurken babam gözümün önüne geldi. Ne söylemek istersin? Keşke şahit olsaydı. Keşke görebilseydi. Ama bir taraftan da gittiğim yolda onu bizden alan işte o hastalık düşmanına karşı aldığım ve mücadele ettiğim bir yol. Aslında bir taraftan hala savaşmaya devam ediyorum. Hesaplaşmam devam ediyor. Çok doğru. Ama bu kadar emekle, bu kadar destekle elde edilmiş, bu azimle elde edilmiş başarı sadece kendinin azmi, benim azmim de değil. Ablalarımın ve annemin de arkamda durması, o iki melek yatırımcılarım da tabii. Ve arkasından bu sonuçları babanın çıkartmak. Babanın aziz anısı, hepsi. Hepsi bir arada olunca çok daha kıymetli oluyor o 100 bin kişi arasında ilk 20 içerisine girmek. Seni seninle tanıştırayım mı? Lütfen. Geliyor efendim. Parlak adam doktor, evet, doktor Mutlay, Mutlay Sayan. Doktor Sayan başarılı eğitim hayatının ardından birçok üniversiteden teklifler aldı. Aralarında dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard da vardı. Mutlay Sayan Harvard Üniversitesi'nden gelen teklifi kabul etti. Babasını kanser nedeniyle kaybeden genç Türk doktor Mutlay Sayan'ın hedefi araştırmalarıyla kansere çare bulmak ve bir gün Nobel Tıp Ödülünü alarak ülkemizi dünya çapında yeniden onurlandırmak ve ailesinde ve babasını da elbette. Mutlay Sayan, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme fırsatını yakaladığında cebinde yol parası yoktu. Bu sırada onu tesadüfen tanıştığı göz doktoru Profesör Doktor Murat Öncel destekledi. Seneler önce Murat Öncel'e de bu imkanı iş insanı Vehbi Koç sağlamış. Öncel Vehbi Koç'a, Vehbi Bey'e borcunu ödemek istediği zaman da demiş ki onu sen de bir başkasına yardımcı olarak ödeyebilirsin. Böyle değil demiş. İyiliğin sirayet etmesi sirayet değil mi etmesi, ve bulaşması? Evet. Öncel Vehbi Koç'un vasiyetini yerine getirerek Mutlay Sayan'ın bu yolculuğunda ilk adımlarını atmasını sağlamış. Doktor Sayan da bir müddet sonra kendisinden bir yaş büyük ablasının da hukuk okumasına ayrıca vesile oldu. Harika oldu. Harika. Ablası ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirip Amerika'da hukuk bölümünü kazanınca onu yanına aldı ve tüm eğitimi boyunca ona destek oldu. Kendisine bu muazzam başarısının büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum. Kendisine mutlu bir hayat diliyorum. Tabii ki ablasına falan. Şu belki ablasıdır. Tam bilemedim ama. Doğru ablası. Ablası. Abla da... Gözler çok genius bakıyor değil mi? Çok. İkisi de öyle. Ne kadar çok benziyorlar değil mi birbirlerine? Evet, dediğin abla gibi ailede bakıyor. Muazzam bir potansiyel varmış. Neyse ki hayata geçmiş darısı nicelerinin başına diyelim. Sevgili Kenancığım, şimdi doktor karakterinden çıktık. Sana bir şeyler sormak isterim.
Babanın zor mevzusu geldi. Yordu beni, evet. Yordu, hemen yordu. Senin de Ankara'nın bir köyünden uluslararası başarılara ve film setlerine uzanan harika bir kariyerin var. Geriye dönüp baktığın zaman ne diyorsun? Sınıfı geçtin mi? Kendinden memnun musun? Zaten bu karne en son veriliyor abi, biliyorsun, hayat karnesi. Ara karneni soralım, ha, ara toplamı soralım benim kitabımda. Arkadaşlarıyla olan ilişkisi, beden eğitimi falan. Yani kalmadı en azından. Hani sınıfta kalmadık diyebilirim. Kalmadık. Evet, yoksa sınıfa o geçme derdi halen devam ediyor. Yani yaşam devam ettikçe. Bir de şimdi zaten sınıf kalabalıklaştı. Önceden tek ben vardım. Şimdi eşim, iki kızım var. Onların hayat gailesi de bir taraftan seninki gibi oluyor. Sınıf aslında tekrar başa döndük bir taraftan da. Evet, hiç bitmiyor değil mi bu iş? Evet, o çok enteresanmış. Peki... Önce bir geniş aileden bahsedelim. Çekirdek aileye de geleceğiz sonra, senin çekirdek ailene. Babanla aranız nasıldır? Çok düşkün olduğunu biliyorum babana. Çok konuşuruz biz bunu, evet, zaman zaman. Babamla iyidir aram. Babam çünkü ilkokulda en azından derslerim iyiydi. Babam çünkü okumaya çok önem verirdi. Aman oğlum, bu köyde kalmayacaksın değil mi? Okuyacaksın. Evet. Ve kendi hayatını kuracaksın. Buradaki toprağa güvenme sakın diye. Onu sonra zaten Bilal'e anlattı bana. Oraya güvenmemem gerektiğini. Bir yıllık bir workshop eğitimden aldım babamdan. Geçtim. Evet, sıkı bir eğitimden geçtim. Omuzları falan zaten orada geliştirdim ben. Daha öncesinde daha zargana gibiydim. Burada kalıyorsan böyle. Tabii. Babam onu gösterdi. Çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı. Kuşağın hikayesidir bu. Babam da bana sürekli boya sandıklarını gösterirdi. Tabii, ayakkabı, orta sanayi vardır. Orta sanayi vardır. Kaportaya mı geçersin yoksa okur musun diye. Bizde zaten kuruluydu. Ki o da müthiş işler onlarda. Onlara da bir şey demiyoruz. Ben lisedeyken arkadaşlarım hep şeyi söylerdi. İşte eğer ki ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı alacak. İşte İTÜ'yü kazanırsam babam bana şöyle bir motor alacak. Ben de diyordum ki eğer ben hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak. Ki keza öyle oldu. Oldu. Tabii, o yüzden bir yıl o eğitimi aldım. Ama zaten o iyi ki vermiş. Yani bu hikayelere konu olacak babalardan bir tanesi. Mutlay Sayan'ın durumu gibi, ben mesela bizim ilkokuldan şeyi hatırlıyorum. Bizim ilkokulda ikinci, üçüncü sınıfta falandık. Nerede okuduğunu da söyler misin? Ankara'nın Bağla ilçesinin Üçem köyünde. Bizim bir tane şeydi, okul 50 kişiydi. Okul 50 kişiydi. Köy okulu çünkü. Tek sınıfta okuyorduk hepimiz. Yani birlerin sırası, ikilerin sırası, üçlerin sırası, dörtlerin, beşlerin. Beşler üçlere veya ikilere ders verirken hoca işte birlere bir şey anlatır. Üçle de dört kendi arasında bir şey yapardı. Yani o şekilde ilkokulu bu şekilde. Böyle ilerledik diyorsun. Murat diye bir arkadaşım vardı, kulakları çınlasın. Biz Murat'ı IQ'su düşük diye düşünüyorduk. Çok kafası çalışmıyor, derslerden falan anlamıyor. Murat iyi eşeğe biner ama hayta ders konusunda hiç. Sonra öğretmenimiz değişti. Nurettin Hoca gelmişti. Haytanın tabiatı değişti. Haytanın tabiatı değişti ve içinden bir matematik dehası çıktı. O üçüncü sınıftayken beşinci sınıfın matematik sorularını çözmeye başladı Murat. Matematik konusunda bütün okulun saygısını kazanmıştı. Ki o hocaya kadar IQ'su en düşük yani arkadaşımız zannediyorduk Murat'ı. Evet. Ya dalga konusuydu. Potansiyel meselesi işte. Bir öğretmen onun potansiyelini, o kapalı kapılarını bir açtı, oradan Murat fışkırdı. Ama o potansiyel tabii sonrasında normal hayatına devam etti. Eğer ki onun üzerine gitseydi Murat'tan ciddi bir matematikçi çıkabilirdi bence. Peki sen de matematikteydin çünkü sen matematik okudun. Evet. Çocukluğunu köyde geçirdin doğal olarak. Yani ben o kısmı çok seviyorum. O günleri evet nasıl hatırlıyorsun? Şöyle bize kısaca bir... Bir köyde güzeldi abi. Çünkü şey duygusu çok güzeldi. Yani kendi bahçenden bir şey kopart, onu getir, annen açtığı çöreğin arasına onu koysun, biraz üstüne peynir falan, çık sokağa onu ye tabii. Yani o birliktelik zaten harikaydı ve herkes sorumluluğunu da bilirdi tabii. İşte bazen tavuklar sana düşer, bazen koyunlar düşer. Hayvanlarla zaten beraber büyüyorsun. O yüzden şu an şehirde yaşanan bazı sıkıntılar işte hayvan hakları falan, o zaten candır. Yani onun hakkı hukuku zaten hani bizde zaten başında öğretilmişti. Aileden paydaş, ortağın, can yoldaşın bir taraftan da yani. Ben köyde çok şahit olmuşumdur ineklerin sahiplerini köpeklerden kurtardığını. Araya girer yani.
Çünkü şimdi öyle bir birliktelik olunca zaten hayvanları sever misiniz? Yani bizimki başka bir şey. Bir afacan bir şey var sende. Gerçi baba sert biliyorum ama. Baba sıkı. Ben de küçüklükten dolayı tabii biraz orada bir... Sempatiden yırtıyordum. Sempatiden yırtıyordum. Afacandın ama değil mi? Doğru söylüyorum. Biraz vardı. Şimdi ilk defa 13 yaşında okula gidince ne hissettin? Sınıf arkadaşlarımın da bir dalga konusu olacağını da düşünüyorum. Fakat ben eğitim alacağım ve okuma yazma öğreneceğim. Yolda uzun. Bütün bunların hepsine değer bir taraftan. Yol uzun. Evet, yol uzun. Evet. Uluslararası bir yarışmaya katılıyor ve birinci oluyorsun. Bu başarı sana Amerika'nın kapılarını aralıyor. Babamı düşününce babam beni Amerika'da görmek isterdi. Oradan iyi bir eğitim almamı görmek isterdi. Sen de babanın hastalık sürecinde yaşadıklarının ve ölümünün etkisiyle bu hastalığa karşı mücadele etmek istediğine karar veriyorsun. Azmedersen yaparsın. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 100 bin bilim insanı içinden gelecek vaat eden 20 genç bilim insanı arasına seçiliyorsun. Müthiş. Mutlu Aysayan'ın hedefi araştırmalarıyla kansere çare bulmak ve bir gün Nobel Tıp Ödülünü alarak ülkemizi dünya çapında yeniden onurlandırmak. Peki ikinci hikayemize geçelim. Bu kadar lafın üstüne sorayım şimdi. Aile olmayı nasıl tanımlıyorsun? Aile olmak çok güzel. Aile olmak... Ya, ilk başta böyle eşini bulunca böyle bir tamamlanmış gibi hissediyordum. Sonra çocuk olunca ya yok şimdi tamamlandım gibi bir duygu geldi. Asıl buymuş diye. Evet, asıl buymuş diye. Dört kişi olunca... İkinci numarada çocuk da gelince müthiş cümbüş, bu harikaymış oldu. Üç daha mı iyi diyorsun yani? Daha mı iyi olacak üçte? Bilmiyorum. Biz bu soruyu sana bir sineme de sormak lazım. Evet, bir de onda konuşmak lazım tabii. Peki. Aile olmak çok güçlü hissettiren de bir şey. Yani bir sürü sorumlulukla beraber geliyor. Çünkü şeydi, öncesinde hayatın merkezinde ister istemez kendim vardım. Tabii. Fakat eşten sonra ve hele çocuk da devreye girince artık... Bambaşka bir pratik. Sen bana bir öğüt vermişsin abi. Çok fazla ayak altında dolaşma. İhtiyaç abi, olduğu zaman hemen yardıma koş. İlk 6 ay için. İlk 6 ay için özellikle. O öğütlerini yerine kız getirdik. Kız babayı tanımladığı zaman durum şey çocuk. Bak biz ikimiz de kız babasıyız ya. Çocuk babayı tanımladıktan sonra işler değişiyor. Ama o güne kadar çok ayak altında dolaşmamak ve söyleneni yapmak lazım, yetinmek lazım onunla demiştim sana. Evet. İşe yaradı mı? Yani bizim sektörde şey denir ya, fonda martı. Abi bu sahnede benim rolüm ne? Fonda martı fonda gibiyim. Martı. Fonda martı olacaksın, bir de becerikli olacaksın. Tabii. Hani ihtiyaç olduğu zaman hemen dalıp gerekeni bırakıp tekrar aynen, fonda bekleyeceksin. Aynen. Peki o zaman... İlk zamanlar için. İlk zamanlar için, evet, aynen. Sonra çok iş var. Her şey müşterek gerçekten. Peki kız babası olmayı konuşalım biraz şimdi artık. Bizi tutacak kimse de yok burada. İkimiz de kız babasıyız. Abi yani dillenmeye başlayınca bana söylüyorlardı hep. Hele bir de konuşmaya başlasın falan. Ben 6 aylıktan itibaren o ilişkiyi kurduğumu düşünüyorum. Fakat tabii, dillenmeye başlayınca geçmiş olsun. Geçmiş esir olsun. Alıyor değil mi? Yani ne istiyorsa onu alır. Yani neredeyse o halinde. İstiyorsa alır. İstiyorsa tabii ki ben kızımdan mı esirgeyeceğim? Yani şeyi dengesini tutmaya çalışıyorsun. Fakat o kadar tatlı bir cümle kuruyor ki. Hani aman sağlığına zararlı gelir, fazla da yemesin hipnotize falan derken. Ediyor, kaç tane istiyorsun kızım falan da. Gerçekten böyle bir hipnotize oluyorsun, paralize oluyorsun. Allah'tan annesi var da dengeyi sağlıyor. Evet. Lalin ve Leyla. Lalin ve Leyla. İki tane oldular evet, şimdi. İkiye bölünüyor musun? Yetebiliyor musun kızları? Şimdi tabii aralarında biraz yaş farkı, hani 1,5 yaş var. Leyla bugün 1 yaşında oldu. Bugün Leyla'nın doğum günü. Evet, evet, bugün doğum günü. Kutlarız. Teşekkür ederim. Allah uzun, sağlıklı, neşeli, güzel bir ömür versin. Şanslı olsun. Amin, amin, aynen. İyi olsunlar, iyi insanlarla karşılaşsınlar. Hep onu öyle dua ediyorum. Sen onun için mi çalışmıyorsun bir süredir? Sadece yarışma sunarak... Evet, kızların etkisi kızların var. Kızların etkisi evet, var değil mi? Üç kızın da etkisi vardır. En büyük kız aslında çalışmama hani destek olur tabii de ama tabii, diğer kızları büyüdüklerini görmek istiyorum. Tabii. Çünkü şey bir türlü çok kaçıyor, çok hızlı geçiyor. Hatta Leyla'ya bakarken bebekliği bitiyor artık çocuk olacak gibi. Yani bir taraftan büyümesine çok mutlu oluyorsun ama bir taraftan bebekliği geçiyor diye böyle gizli bir hüzün var altta. Yeni hikayemiz Kenancığım. Dinliyorum. Şimdi... Konya Seydişehir'de 1962 yılında doğan birinin yerine geçmeni rica edeceğiz.
Endüstri Meslek Lisesi'ni, Teknik Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirip TEİAŞ'ta, yani Türkiye Elektrik İletişimi AŞ'de çalışmaya başlıyorsun. 62 yılında doğmuşsun. Evleniyorsun. Bir kızın oluyor. Kızına çok düşkünsün. Ona iyi bir eğitim sağlamak için gece gündüz çalışıyorsun. Kızının eğitimini her şeyden önce tutarak elinden gelen bütün desteği veriyorsun. Bu sayede kızın büyüyünce üniversite sınavına girip Yıldız Teknik Üniversitesi'ni, Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği bölümünü kazanıyor. Ancak eğitimine devam edebilmesi için İstanbul'a tabii ki gitmesi lazım. Şimdi kızına çok düşkün olduğunu hatırlatarak sormak isterim. Evden ayrılıp İstanbul'a gidecek olması konusunda ne hissediyorsun? Ne yani? Tek çocuğum var. Tek. Yani biz de gitsek kızı darlandırır mıyım diye düşünüyorum. Hanımı da alıp orada bir İstanbul'da bir düzen kursak en azından okuyana kadar. İşi gücü pat diye oraya taşımak falan öyle kolay mı? Ne diyorsun? Zor tabii. Zor. Kendi başına gidemez mi? Gider tabii. Gider binlerce, tabii. Biz gider gideriz artık. Katladın. Yani yapacak bir şey yok tabii. Peşinden gideceksin kızın. Yok. Yani ziyarete gider gideriz artık. Gideriz. Kızı. Peki. Gönderiyorsun. Gönderirim tabii. Daha. Tabii ki. Ya ne yapacaksın? Tabii ki. Evet. Kızının mutluluğu ve eğitimi için ondan ayrı kalmaya razı oluyorsun ve kızını İstanbul'da okutabilmek için yine çok çalışıyorsun. 4 yılın ardından kızın üniversiteyi başarıyla bitirip mezun olduğunda onu diploma alırken görmek seni çok duygulandırıyor ve mutlu ediyor. Sonunda çabalarının karşılığını aldığını hissediyorsun. Kızınla diploma töreninden sonra ilk görüşmenizde duygusal bir konuşma yapıyorsunuz. Sana bütün emeklerin için teşekkür ediyor ve artık dinlenmen gerektiğini söylüyor. Sen emekli ol, ben çalışacağım, ben kazanacağım diyor. Kızının senden tek bir isteği var. Onun çok sevdiği lavanta çiçeklerini yetiştirme. Sen de kızının bu isteğini kabul ediyor, artık yorulduğuna kanaat getiriyor ve emekli oluyorsun. Emeklerinin karşılığını aldın yani kızın anlamında, kızının istikbali anlamında. Gidişat çok iyi. Nihayet biraz dinlenebileceksin. Nasıl bir emeklilik hayal ediyorsun? Çok yerimde duramam diye düşünüyorum. Çok oturmayı düşünmüyorum. Lavanta yetiştirmek bizim oralarda da olur, olmaz değil. Bu kızımın dediğini ciddiye alıp acaba bu işte bir şey yapabilir miyim diye düşünürüm. Konya'da ailenden kalan... Şey zaten bir de şey ekleyeceğim. Kızımın baba artık sen çalışma ben çalışırım falan durumu o kendine çalışsın. Eyvallah evet. Teşekkür ederim çok ama tatlısın ama gibi bir çok şey. Tatlısın ama kızım sen kendine çalış. Sen kendini kurtarsan o zaten benim için büyük çalışmadır. Evet, birçok babanın sesi olduk şu anda. Konya'da ailenden kalan bir tarlan var. Kızının isteği üzerine o çok sevdiği için oraya lavanta ekmeye karar verip hemen çalışmalara başlıyorsun. Topladığın ilk lavantalardan kızına kocaman bir demet gönderiyorsun. Birkaç ay sonra kızın çalışmayı çok istediği Türk Hava Yolları'nın sınavlarına giriyor ve kazanıyor. İşe başlayacağı için çok heyecanlı. Sen de onun bu heyecanını paylaşıyorsun ve lavanta tarlanda çalışmaya devam ediyorsun. Sen lavantalar arasındasın. Kızın da hayalini kurduğu işe başlıyor. Her şeyin yolunda gittiği bu günlerde keyfin yerinde. Ancak bir gün hiç beklemediğin bir telefon alıyorsun. Telefondaki kişi kızının bir trafik kazası geçirdiğini ve durumunun da oldukça ağır olduğunu söylüyor. Böyle acı bir haber alınca ne hissettin? Oradan başlayalım. Ne hissedeyim? İyi olacak değil mi? Eşinle birlikte hemen hastaneye gidiyorsunuz. Kızınız beyin kanaması geçirmiş. Kaburgalarında kırıklar var ve yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Doktorlar kızınızın geçirdiği kazanın çok ciddi olduğunu ve iyileşme ihtimalinin neredeyse olmadığını söylüyorlar. Aslında ümidi kesmeniz konusunda da bir telkin alıyorsunuz. Ya da diyelim ki beklentinizi düşük tutmanızı öneriyorlar diyelim. Bir baba olarak insan bu duyguyla nasıl başa çıkar? Sen nasıl başa çıktın? Çıkabildin mi? Çünkü tam da her şeyin yoluna girmişken evet, kızını kaybetme yani, ihtimali. Bunun bir başa çıkma yolu var mı bilmiyorum. Bunun zaten adı da konulmamış. Yani
Babasını kaybedene yetim, annesini kaybedene öksüz deniyor ama evladını kaybedene bir şey denilememiş bile. Yani çok çok ağır bir acı. Tutmaya çalışıyorum kendimi çünkü yani çok zor bir durum. Allah kimseye vermesin. Amin. Bunun bir başa çıkma yöntemi var mı onu bilmiyorum. Bulan var mı onu da bilmiyorum. Bu durumu kabullenmek istemiyorsun ve onu yani iyileşebileceğine inanıyorsun ve kızının çok sevdiği lavantaları toplayıp hastane bahçesine getiriyorsun. Hastane civarında dolaşanlara, yoldan geçenlere, yoğun bakımda çalışan görevlilere, hastane bahçesinde bekleyenlere lavanta dağıtıyorsun. Hatta çok kısa sürelerle yoğun bakıma girip kızını görme şansın olduğunda üstüne sinen lavanta kokusunu kızının hissetmesini sağlıyorsun. Kafanda tek bir fikir var. Kızının lavanta kokusunu duyup o çok sevdiği koku sayesinde ayağa kalkacağını hayal ediyorsun. Geçen... Bırakmıyorum değil mi? Hı? Bırakmıyorum. Yok. O ümidi bırakmıyorum. Hayır hayır. Asla. Kalkacak. Asla. Asla. Geçen 16 zorlu ve üzücü günün ardından kızın mucizevi bir şekilde hayati tehlikeyi atlatıyor. Ancak bu kez de engelli kalacağı söyleniyor. Hatta hayat boyu konuşamayacağını, kendini ifade edemeyeceğini de belirtiyorlar. Bir kere hayatı kurtuldu yani hayatta şu anda. Aynen. Hayata döndü. Bir mucize bir anlamda. Bu ne hissettiriyor? Gelemeyeceğini söylüyorlardı, geldi. Geldi. Konuşamayacağını söylüyorlar. Sağlığı yerinde olsun bakarız ama gelemeyeceğini söylüyorlardı, geldi. Belki konuşacaktır da. Belki yürüyecektir. Evet, belki evet. Yürüyecektir de. Yani böyle bir mucize olduysa o zaman bir sonraki mucize neden olmasın? Benim zaten hani ama şimdi de burada. Yani evet yani, ve yaşıyor, evet, tamam. Yaşıyor. 41 gün hastane kapısında sabırla kızını bekliyorsun. Her gün ona taze lavantalar götürüyorsun. Hastanede tedavisi bitince de alıp eve getiriyorsun. Ona rahat bir hayat ve iyi bir gelecek sağlayabilmek üzere eşinin de muazzam desteğiyle kuşkusuz çok iyi bir bakım sağlıyorsunuz. Kızın muazzam bir azim ve gayretle hem de sizin özverilerinizle geçirdiği kazadan 4 ay sonra konuşmaya, 7 ay sonra da yürümeye başlıyor. Hay maşallah. Aylar sonra kızını yeniden ayakta görmek nasıl bir duygu? Dur bir kendimize gelelim ya. Oh. Muhteşem bir duygu. Yeniden doğmuş gibi tabii. Yeniden doğmuş gibi. Yani bir de az önce dediğim gibi yani o bunları çok kafasına takılacak, çok üzülecek diye düşünürken bunu çok kısa bir süre içerisinde bunun üstesinden gelip tekrar konuşuyor olması, tekrar ayağa kalkılıyor olması artık bütün inançlarını tazelemiş bir hale getirir herhalde. İyileşmesine dair umudun, inancını korumayı nasıl başardın baba olarak? Evlat olduğu için herhalde. O zaten yani diğer türlüsünü kaynağı çok tarif edilebilecek bir şey. Yani o çok üzerinde konuşmaya da gerek yok bence. Çünkü şey orası çok karanlık bir empati alanı. Tam o kadarına da girmek istemiyorum. Bugün kızımın doğum günü. Ama onun tekrar sağlıklı bir şekilde dönüyor olması muhteşem bir duygu. Muhteşem bir duygu. Tamam. Peki bu lavanta kokulu hikayedeki gerçek baba kızla tanışalım mı? Tanışalım. Çok güzel. Sen de bir nefes al. Evet. Nefesin kesildi. Geliyor. Hay canlarım. Kadir Şen'le Seda Nur. Baba Kadir Şen, evet. Seda Nur. Çok güzeller. İşte baksana şu güzel. Evet diye. Ya. Lavanta işi de devam ediyor sanırım hala değil mi? Tabii baksana. O profesyonel bir hale gelmiş. Baba artık evet. Yani lavanta birçok şeyin simgesi haline gelmiş. Sadece güzel bir koku
harika evet. bir mucizevi bir şeydir. O kokuyu alarak değil mi ayağa kalkacağına, evet. uyanacağına inanması da çok çok, çok güzel. Evet, yani evet. sinemalık hikaye. Sinemalık hikaye, çok dramatik bir şey, evet. Kadir Bey kızının sağlığı düzelmeye başlayınca onu lavanta bahçesine götürüyor kızını ve lavanta tarlasını gören Seda çok mutlu oluyor. Doktorların engelli olduğuna dair rapor verdiği Seda Nur, engelli raporunu kendisine yakıştıramayarak ayağa kalkabilmek için muazzam bir mücadeleye girişiyor. Kadir Bey kızına verdiği destekle ona yeni bir hayat kazandırıyor. Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5 dönümlük araziye lavanta diken baba Kadir Şen, lavanta bahçesine kızının adını veriyor, Seda Bahçesi diye. Çok da yakışmış değil mi? Çok yakışmış. Baba kız birlikte büyüttükleri lavanta bahçesinde özellikle fotoğraf çekmeye ve düğün yapmaya gelen çiftleri karşılıyor. Onlara ikramlarda bulunuyor. Bu işi ikisi birlikte sürdürüyorlar. Bir işe de dönüştürmüşler bunu. Bir ekonomi de yaratmışlar. Peki. Allah kimseyi evladıyla sınamasın, sağlığıyla ilgili dert vermesin. Dert vermesin. Kimsenin ayağına taş değmesin. Amin. Mutluluklar diliyoruz. Senin de en dualı programın oldu herhalde. Benim evet, ikimiz birden iki kız babası bir programa fazla galiba. Neyse. Peki Kenancığım, hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz bize misafir olduğunuz için. Bir kere daha çok kısaca sorayım, aile olmak ne demek? Şimdi başta söyleyince başka bir bağlam doğal olarak konuşuyor. Ama hikayenin üstüne bir kere daha aile meselesine baktığın zaman yeni bir şey söylemeye ihtiyacı duyuyor mu insan acaba? Konu tabii biraz daha açılım yapıyor buradaki hikaye. Yani o aile, şimdi işte 3 kişilik bir aile. O fotoğraf var ya, bir fotoğraf çekiliyor, aile fotoğrafı. Şimdi o fotoğraftan herhangi birisine bir şey olduğu zaman orada bir erozyon, bir deprem oluyor, bir balans sıkıntı bozuluyor. Oluyor. Balans bozuluyor. Evet. Yani o üçlünün tekrar üçünün de hani yüzünün güler hale gelmesi lazım. Bunun acı çekmesi gerekiyorsa en bunun çok öyle tamam değil mi? Evet. En çok öyle tamam. O fotoğrafı bir tamamlamak gerekiyor. Oradaki mutluluğu da tamamlamak gerekiyor. Şimdi kızı öyleyken Kadir Bey nasıl tabii. nasıl o fotoğrafı nasıl tekrar, tamam olsun, evet, nasıl tamam olsun. Evet, nasıl o yüzden o fotoğrafı tekrar tamamlamak için kendinden de vermek, kendinden de geçmek bazen. Hani serden geçti gibi kendinden de geçmek, belki orayı tamamlamak için. Zaten o geldiği zaman kendin de tamamlanırsın. O geçtiğin yerde yerine gelir diye. Ya da iş çok, hayat seni zorladığı zaman Doktor Sayan'ın hikayesinde olduğu gibi, orada babayı kaybetmiş ama onun ülküsünü, onun meselesini tamamlamak evet. üzere bir amaç, motivasyon kendine edindiğin ve onu başardığın zaman gene resmi tamamlamış oluyorsun. Tabii. Gene tamam etmiş Aile de oluyorsun. Zaten o desteği veriyor. Mesele sadece cismani değil, daha tabii çok ruhi bir tabii mesele tabii değil mi? Kızlarınla aran nasıl, nasıl bir babası? Bunları tabii biraz daha büyüdükleri zaman Leyla ile Lalin'e sormamız lazım ama sen de bir şeyler söyle canım yani. Kızlarımla valla bu... Aslında biraz önce birazcık hani ilişki kurmaya başladığımız andan itibaren bambaşka bir şey oldu diye girmiştin. De şey yapıyorlar, manipüle oluyorum. Tabii. Yani ben ebeveynim, işte evladıma burada şöyle yapıp şöyle yapmalıyım falan gibi. Aman otoritem falan. Olmuyor. Olmuyor ve hakikaten çaresiz de kalıyor bazen. Ne yapmalıyım acaba burada? Yani çocuğu eğitmek, büyütmekten bahsediyorlar. Ben çocukla, yani öyle bir derdim varsa ne kadar büyük eğitildiğini ve büyütüldüğünü görüyorsun. Hmm. Yani benim eğitimim seni... başladı Lalin'de, kendi kızımla. Çocukları insanı büyütüyor değil mi? Kesinlikle. Çünkü bir şey söylüyorsun, çocuk onu tak diye uyguluyor. Söylediğin ne kadar yanlış olduğunu fark ediyorsun. Evet. O zaman ben bunu daha doğru nasıl söylemeliyim hesabı başlıyor. Bakıyorsun, bu konuda eğitim mi eksik? Evet, o direkt komut alıyor değil mi? Tabii, yorum yapmıyor. Evet. Evet, evet. Şaka yaptım diyorsun, o da alakasız bir şey şaka yaptım diye yapabiliyor sana. Kendi doğruları demek ki sürekli yanlış gözden geçirmek diyorsun. Kesinlikle öyle. Sürekli kendini check etmek zorundasın. Çocuklarla ilgili bir sağlık problemi oldu mu hiç? Bir oldu geçti. Artık şükür. Çoktan atlatılmış bir şey. Evet, evet. İşte böyle durumlarda çılgınca bir empati kuruluyor değil mi? Tabii tabii, onun için de darlandım biraz. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok küçük teşekkür yeğenime. Evet. Ama artık geçti evet, gitti. Geçti tamamen. Bir daha semtinize uğramasın o işler. Aman. Diye düşünüyorum. Tekrar çocuklardan geçmiş uzak olsun. Dursun. Sen de onların gelişinden sonra ne değişti?
kızların gelişinden sonra. Muhakkak bir değişim olmuştur. Ben biliyorum olduğunu. O yüzden seninki ne yönde oldu onu sorayım. Ben nasıl istedim. Kendimdeki durum nasıl anlatayım ne bileyim. Bir kere yani eşle beraber bir şey değişiyor zaten. Çünkü önceden tek başına düşünüyordun. Tamam büyük bir ailem var orayla ilgili sorumluluklarım falan evet. Orası tamam. Fakat ondan sonra diyorsun ki eşim var. Hani eve dönmem lazım. Evet. Mesela önceden atıyorum daha riskli bir şeyler yapabilirken, daha adrenalin yüksek bir şeyler yapabilirken diyorsun ki eşim var. Çocuk olduktan sonra... Muhasebe aman, defteri iyice büyüyor. Tabii yani artık beyin hani başka türlü çalışıyor. Nereden bir tehlike gelir, nereden bir şey olur. Çünkü çocuklarım var. Onlar yine beni görmek isteyecekler. Ya başka bir moda geçiyorsun. Acaba Kenan ihmal mi oluyor falan diye zaman zaman düşünmüyor değilim. Fakat Kenan oraya ihmal oluyorsa Kenan zaten okey. Yine, tamam. Yine bir sıkıntı yok. Kızının senden tek bir isteği var. Onun çok sevdiği lavanta çiçeklerini yetiştirme. Ancak bir gün hiç beklemediğin bir telefon alıyorsun. Telefondaki kişi kızının bir trafik kazası geçirdiğini ve durumunun da oldukça ağır olduğunu söylüyor. İyi olacak değil mi? İyileşme ihtimalinin neredeyse olmadığını söylüyorlar. Geçen 16 zorlu ve üzücü günün ardından kızın mucizevi bir şekilde hayati tehlikeyi atlatıyor. Ancak bu kez de engelli kalacağı söyleniyor. Hayat boyu konuşamayacağını, kendini ifade edemeyeceğini de belirtiyorlar. Gelemeyeceğini söylüyorlardı, geldi. Belki konuşacaktır da. Muazzam bir azim ve gayretle hem de sizin özverilerinizle geçirdiği kazadan 4 ay sonra konuşmaya, 7 ay sonra da yürümeye başlıyor. Hay bay. Aylar sonra kızını yeniden ayakta görmek nasıl bir duygu? Dur bir kendimize gelelim ya. Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5 dönümlük araziye lavanta diken Baba Kadirşen, lavanta bahçesine kızının adını veriyor Seda Bahçesi diye. Kenancığım mutlu olmak, mutluluk nedir? Hadi bakalım bir test sorusu daha. Mutlu olmak, mutluluk nedir? Ya sürekli mutlu olmak diye bir şey yok zaten. Mutluluk biraz daha anlarda saklı olan bir şey. Esas o temelde insanın hani mutluluğa yakın kılan şey huzurlu olması diye düşünüyorum. Hmm. Yani en azından benim için öyle. Huzurluysam mutluluğa yakınımdır. Ama huzur yoksa anlık böyle bir şey olur. Süt köpüğü gibi kabarır, düşer. Samanlı ama tekrar de. Yine kuyundasındır. Yani birçok şeyin toplamına bir total... anlam yüklüyoruz, ona mutluluk diyoruz mu diyorsun? Ona evet, şey. Tek başına bir şeyle şey olmaz o. Evet, evet. Peki o zaman daha beterini sorayım. Aşk nedir? Aşk. Ve sen aşka inanıyor musun? Ben aşka... Sinem'in selamı var, onu da söyleyeyim. Yani aşka inananlardandım ama artık herhalde aşk daha böyle kavak yerlerinin estiği zamanlarda olan bir şey diye düşünmeye başlamıştım ki... Bir aşk evliliği yaptım. Hmm. Biraz açman lazım artık. Öyle mi? Tabii. Madem o bahçenin kapısını açtın, yani bir gezdireceksin bizi orada. Vallahi 40'ından sonra tekrar aşkla karşılaşır mıyım hiç emin değildim. Ama hayatta ufkunu çok dar tutmamak lazımmış. Hakikaten ne vereceği belli olmuyor. Niyetime de koymuştum aslında. Nereden ne ders çıkacak hiç belli olmuyor. Hiç belli olmuyor. Sonra pat diye yani Sinem öncesinde de tanırdım. Fakat doğru zamanda doğru yerde buluşmak, denk gelmekten ötürü herhalde. Gerçekten tanımak. Gerçekten tanımak. Zaten keza öyle oldu. Benim aşkım mesela ilk görüşte aşk değildi. Hmm. 4. görüşte aşktı. Tamam. Evet, 4. buluşmamızda, sohbetimizde bir sohbet esnasında böyle bir... Ağ süzülmüş bir şey. Kesinlikle. Öyle. Bir çarpma etkisinden bahsetmiyoruz. Yani sadece fiziksel bir çarpma değil, ruhtan da bir çarpma. Çünkü bir sohbetle biraz daha derinleştikçe, biraz daha tanıdıkça... Bir dakika ne oluyor bana? Burada başka bir şey var ya. Tek boyuttan 2-3 boyuta geçmek, prizmatik bir hale almak. Güzel. O zaman aşka inanıyor. Prizmada senin içindeki renkleri çıkartıyor işte. Aynen. Evet. Sadece beyaz bir ışıkken bir bakıyorsun o aç senden inanılmaz renkler çıkartıyor. Kendine şaşırıyorsun. Bende bu renkler var mıydı? Çoğaltan bir şey değil mi insanı? Çoğaltan, şaşırtan, üreten, çok daha duygusallaştıran, çok evet. Daha güçlü kılan bir taraftan da. Evet. Yani inandığın bir aşkın varsa karşısında hiçbir şey duramaz yani. Evet, güzel. Peki neden bu soruları sordum? Şimdi giderek beraber anlayacağız. 1931 yılında
Erzincan'da doğdun. Cumhuriyet'in kuruluşuna doğru götürüyorum seni. Üç kardeşim var. En küçüğünü bir yaşında iken bir rahatsızlık sonucu kaybediyorsunuz ailece. Ailenin tek erkek çocuğu olduğun için sana sık sık ayrıcalıklı davranılıyor. Biraz şımartılarak yetiştirildiğini söyleyebiliriz. O dönemlerde yaşanan toplumsal bir olay nedeniyle ailecek sürgün edilerek Bilecik'e gidiyorsunuz. Annen sen 7 yaşındayken yeniden hamile kalıyor. Ancak hamileliği sırasında rahatsızlanarak ne yazık ki sadece 23 yaşındayken vefat ediyor. Çok küçük yaşta anneyi kaybetmiş olmak, çok küçük de olsan yine soracağım onu, ne hissettin annenin yokluğuyla karşılaşınca? Belki ölüm mölüm onlar zordur da ama yokluk. Anne şefkati, sevgiyi, desteği aldığın en önemli, ilk aldığın kişi. Yani annem, baba da tabii ki... Can suyu değil mi anne? Dediğin gibi o ilk fidye verilen can suyu. Hani baba sonradan sular belki ama o ilk can suyu çok önemlidir ya, ayakta tutandır, onu ağaç yapandır. Yeri doldurulamayacak bir kişi, yani annenin yerini kimse tutamaz. O yüzden onun eksikliği yok. Ağır boşluk. Tabii. Yaşın çok küçük olduğu için annenle hatıralarınız elbette biraz az, hatta çok az ama senin için çok değerli. Onun ölümü seni çok üzüyor ancak hayat önüne başka zorluklar da çıkarmaya devam ediyor. O dönemlerde maddi durumunuz giderek kötüleşiyor. Baban işi nedeniyle uzun süreler eve dönememekte. Annenin ve babanın boşluğunu babaannem ve amcan doldurmaya çalışıyorlar. Amcan sana daha okula başlamadan okuma yazma öğretiyor. Seninle çok ilgileniyor, iyi bir eğitim alman gerektiğini düşünerek seni İstanbul'a halanın yanına gönderiyor. Halanın yanında biraz nefes alıyorsun ve güzel günler geçiriyorsun. Halanın etkisiyle sık sık kitap okuyor ve sinemaya gidiyorsun. Okulda iyi bir öğrencisin. Sonradan baban ve kız kardeşlerin de İstanbul'a geliyorlar. Ancak bir süre sonra baban Bilecik'e dönmek zorunda olduğunuzu söylüyor. Okula Bilecik'te kaldığın yerden devam ediyorsun. Tekrar, yani bir İstanbul ve tekrar geri dönüş. İstanbul'da ne kadar kalıyor? İşte herhalde bir sene falan okuyorsun. Yani aslında alışacak kadar bir süre. İstanbul'da halanın yanında işler yolundaydı. Kitaplarla ve sinemayla geçiriyordun günlerini. Şimdi yine babanla birlikte zorluklarla dolu bir hayata dönmek sana ne hissettiriyor? Bu bir parmak bal gibi bir şey bir anlamda. Bir anlamda bazı bir açık. Parmak bal ama bir anlamda da hiç bilmediğim, hiç farkında olmadığım bir dünyayı da bir keşifti aslında o İstanbul'da bir yıl yaşamam. O yüzden onun tadını aldığım için oradan çok uzaklaşacağımı düşünmüyorum. Bilecik'te de olsam, kitaptan, sinemadan, oradaki öğrenmekten, kazanımlardan. Kazanımlardan. Yani onu da Bilecik'te korumaya çalışırım. Çok doğru. Yaşadığın zorluklar seni kitaplara daha çok bağlıyor. Eline ne geçerse okuyor ve hayatı kitaplardan öğrenmeye çalışıyorsun. İlkokul yılların boyunca çok başarılı bir öğrencilik geçirdin. Bu süreçte yazmaya da başlıyorsun. Yazdıkların öğretmenlerin tarafından beğeniliyor, dikkat ediyorlar, dikkatlerini çekiyor. Hatta bir kompozisyon yarışmasında da ödül alıyorsun. Senin için bir sığınak kitaplar. Yazmak ne hissettiriyor? Mesela küçük yaşta küçük bir ödül de olsa o önemli bir şeydir. Onlar sana ne hissettiriyor? Çok motive edici olsa gerek. Şimdi Erzincan'dan kalkıp geldik Bilecik'e. Belli ki oranın kültürünü taşıyoruz yani. İster istemez o aile kültürünü de taşıyoruz. Fakat halamın, amcamın önce ilgisi okumaya ve oradaki potansiyeli görüp halamın yanına göndermesi. Belli ki kitapları bütün ailede keşfedip, bir düşkünlük var okuma yazmaya. Yoksa hala da hani bu kadar kucak açıcı olmaz. Bir taraftan da hani yaşadığımız toprakların zaman zaman şikayetlerini yapıyoruz ama bu da güzelliklerinden bir tanesi bu. Akraba ilişkileri buradan, yani batıya doğru gittikçe herhalde bir amca, İngiliz bir amca yeğenine bunda potansiyel var deyip destek olup Birmingham'daki halasının yanına götürüp orada iyi okusun falan diye. Yani bu tip şeyler biraz batıya doğru gittikçe zor. Ama bizde bizim çok topraklarda yoğun bu sahiplenme şeyi. Ve bu kıymetli bir şey olarak görüyorum ben bunu. Doğru. Şimdi
okuduğun şeylerden haz alıp sonra da ne bulursam okuyorsam ve sonrasında da bu kadar okuyanları zaten elimi kaleme, evet. Onun finali muhakkak yazmakla biter. Bir de küçük yaşta ödüllendirilmek ayrı bir harika bir motivasyon. Şey. Bu beni bu konuda çok motive edeceğini düşünüyorum ve bu konuda daha iyi nasıl yazabilirim diye uğraşacağımı düşünüyorum. Aynen. Bu ödül seni çok mutlu ediyor ve yazmaya devam ediyorsun bu sebeple de, en çok bu sebeple. Şair bile olur bu. Şair bile olursun. Peki. İlkokulu başarıyla bitiriyorsun. O sene baban yeniden evlenmeye karar veriyor. Eve gelen üvey annenle hem senin hem de kız kardeşlerinin yıldızı pek barışmıyor. Üstelik üvey anneniz çok iyi davranmıyor size. Zaman zaman eziyete dönüşüyor aranızdaki ilişki. Babansa yine işi gereği evde olamıyor. Bu durum karşısında bıkkın, üzgün ve çaresizsin. Kız kardeşlerin de aynı durumda ve onlar için bir şey yapamamak da seni daha çok üzüyor. Üvey anne tarafından maruz bırakıldığın durum karşısında ne hissediyorsun? Yapabileceğin bir şey var mı sence? Yazmak. Sağaltmak için. Yazmak, evet. İyileştirici bir şey olacağını düşünüyorum. Çünkü o içindeki anneyi kaybetmişsin, onun yokluğunu yaşıyorsun. Tamam, küçük yaşta kaybettim ama yani bir anne mefhumu benim gönlümde var. O anam çünkü. Evet. Şimdi onun yerine gelen birisi var ve aileyle anamdan olan çocuklarla iyi geçinmiyor. Hafif de zulme kaçan durumlar var. Bu tip sıkıntılar, sancılar eğer eli kalem tutuyorsa zaten daha da çok yazmasına, içini oraya dökmesine, kendisini orada iyileştirmesine yol açacağını düşünüyorum. Evden uzaklaşmak için gizlice parasız yatılı okul sınavlarına giriyorsun ve kazanıyorsun. Baban da evden ayrılmana itiraz etmiyor çünkü hala ailenizin maddi sıkıntıları sürüyor. Sen de kaydını yaptırıyor, başarıyla okulu bitiriyorsun. Daha sonra yatılı olarak İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ne geliyorsun. Hafta sonları kardeşlerini görmeye Bilecik'e gittiğinde ise üvey annen bir araya gelmenize engel oluyor. Devamlı sorun çıkaran üvey anne en sonunda mahallede çıkardığı bir huzursuzluk yüzünden evden kaçıyor üvey anne. İsabet olmuş. Üvey annen sonunda hayatınızdan çıktı. Ne hissediyorsun? Bir ferahlık, bir huzur. Barış. Evet, barış aile içerisinde. Çünkü sadece benle ilgili olsaydı o problem birazcık üzerime alınabilirdim belki. Yani. Evet. Ama ablalarımla da... Çocuklar çok kolay kendilerini suçlayabilirler. Evet, ama ablalarımda da aynı şey olunca yani üçümüzde de aynı sıkıntıların olması çok doğal, çok normal değil. O yüzden... O üçlüyle anlaşamayan diğer kişi de biraz sıkıntı olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Fakat babam niye bu kadar bizi şimdi sadece o, üvey annenin vicdanına bıraktı? Şimdi ben de onu söyleyecektim. Üvey anneyi de bir dinlemek lazım bir ara. Öyle mi? Tabii. Muhakkak. Sadece çocuklara bakılsın diye gelmiş, baksın diye gelmiş bir üvey anneyse onun da sıkıntıları olabilir. Madem empati kuruyoruz, değil mi? Kesinlikle. Tabii baba da evde bırakıp gittiğine göre. Gerçi işi gereği gidiyor falan ama... Belki biraz daha o ilişkileri düzenleyerek de sürdürebilirdi bu şeyi, yönetebilirdi bu meseleyi. Süreci, evet. Sen evden uzaklaşmıştın ama kardeşlerin için çok üzülüyordun ve onlarla görüşemiyordun. Artık ailenin yanına dönmeyi düşünür müsün? Çünkü bir mani kalmadı, üvey anne gitti. Bilecik'e dönmüyor. Evet. İstanbul'dan sonra. Evet. İstanbul'dayken hala hayat devam ederken düşünür müydün öyle bir şey? Düşünmem. Evet, çünkü artık yaş... Ya mümkünse eğer ki onlar da istiyorsa onları İstanbul'a almayı düşünürüm. Sen de öğrencisin, hiç kimseyi bir yere alamazsın. Ben kendim o zaman bir yere aldıysam onunla yetinsem iyi olur. Doğru. Evet, doğru. Sen İstanbul'da eğitimine devam ediyorsun ve bir müddet sonra baban başka bir hanımefendiyle evleniyor. Bu sefer gelen üvey anne özellikle kız kardeşlerine çok iyi davranıyor. Sen liseyi bitirip Siyasal Bilimler Fakültesi'nde iktisat bölümüne geçiyorsun. Artık yazmaya daha çok vakit ayırıyorsun. O dönemlerde yazıların ve şiirlerin... Şiirler. Bazı dergilerde yayınlanmaya da başlıyor. Sevgili seyirci Kenan İmirzalıoğlu'na herhangi bir torpil yapmadık diğer konuklar gibi. Ama işte empati böyle bir şey biraz da. Üniversiteden mezun olunca Eskişehir Vergi Dairesi'nde stajyer olarak çalışmaya başlıyorsun. Ve sevdiğin bir hanımefendiyle evleniyorsun. Bu birliktelik sana çok iyi geliyor. Bu dönemde yazdığın şiirleri yayınlamaya devam ediyorsun.
bir kız evladınız oluyor, dünyaya geliyor. Kızına da fevkalade düşkünsün, ancak bir süre sonra özellikle maddi imkansızlıklar aile yapısını zorlamaya başlıyor. Evde tartışmalar giderek artıyor. Sen evden uzaklaşıyorsun ve sonunda eşin kızını da alarak evden ayrılıyor. Güzel başlayan bir evlilik hüsranla sonuçlandı. Kızınla eşin evden ayrıldı. Ne hissediyorsun? Bunda biraz emeğim vardır. Payın. Evet. Yani payım, pay derken de yani ayrılmalarında bir herhalde tabii yani emek isteyerek verilen bir şey. O istemeden yapılan... Senin payına da bir miktar bir şey düşüyor. Muhakkak. Yani muhakkak. Evet. Bir de şair, şiir yazan birisi... O duygusallıklar tabii onu çok etkiler. Onun için güzel bir alan açar ama o romantizmi eşime ne kadar gösterebildim ondan çok emin değilim. Eğer o seviye, o romantizmi ona da biraz gösterseydim herhalde her şeye rağmen yanımda kalabilirdim. Biraz kendimde de yani kızımı da alıp gittiğine göre biraz kendimde de... biraz hayıflanıyorsun. Evet. Hayatını yeniden düzene koyabilecek gücün var mı? Her zaman olmalı. Tabii var. Ki, var tabii ki. Dünyanın sonu bir değil. Bir şair ayarıyla. Evet, her iki taraf için de dünyanın sonu değil bir kesinlikle. Şekilde. Yani günün sonunda bir ayrılık var. Hani evet, bir kayıp. Kolay değil. Evet. Kolay değil ama dünyanın sonu da değil. Sonu değil. Evet. Sen de artık Eskişehir'de kalmak istemiyorsun. İstanbul'a geliyor ve maliye müfettiş yardımcısı olarak bu defa işe başlıyorsun. İstanbul'a yerleşmek senin edebiyat dünyasında da bir çevre edinmeni sağlıyor. Bu süreçte ilk kitabını yayınlıyor ve çok önemsediğin bir dergi için dönemin yazarları ve şairleriyle birlikte çalışıyorsun. 1967'de yeniden aşık oluyor ve evleniyorsun. Bu evlilikten bir erkek evladın oluyor. Bir yandan yazmaya devam etmene rağmen evi geçindirmek için vergi dairesinde çalışıyorsun. Ardından Ankara'ya atanıyor ve eşini de yanında tayin ettiriyorsun. O da bir çalışan insan. Ankara'da bir aile olarak hayatı tutunmaya gayret ediyorsunuz. Ancak yine ekonomik zorluklar ve evde başlayan tartışmalar evliliği yıpratıyor. Evliliğin bu sıkıntılı günlerinde çok büyük özveriyle çıkardığınız dergi de kapatılıyor. Bir edebiyat dergisi. Bu yaşananlar seni daha çok sıkıntıya sokuyor ve evliliğiniz için bir çıkış yolu bulamıyorsunuz ne yazık ki. Eşin evden ayrılıyor ve sen bir kere daha yalnızsın. Biraz yalnızlığı da seviyorum galiba. Bir babaya benziyor değil mi? Hikayesi babasına benziyor. Evet. Maddi problemler, evlilikler. İkinci evlilik de yürümedi. Dergi de kapandı. Nasıl hissediyorsun her şeyi? Bu da nasıl hissediyorsun, nasıl hissediyorsun? İki kanat kırılmış gibi hissediyorum. Yani çünkü baştan yani, başlaman gerekecek. Çünkü. Yani bir tarafında edebiyat, şiir kanadı var. Diğer tarafında aile kanadı var. Bunda iki kanat daha aynı anda kırılıyor. Evet. Yine yazmak için müthiş bir ortam. Çok fazla yazmak için. Çünkü burada ciddi bir belki kalem var. Belki de evlilik sana göre mi değil acaba? Öyle bir şey. Bazı insanlar... da durmuyor yani. Durmuyor değil mi? Olmuyor. Olmuyor bazısında. Evliliklerinde ve aşk hayatında bir türlü mutlu olamamanın sebebi sadece maddi imkansızlıklara herhalde bağlanamaz. Sende de bir... Evet. Diyorum ya orada da benim bir var payım bir şey? Vardır. Vardır tabii. Baba ile aynı kaderi paylaşma konusu. Armut dibine mi düşmüş? Yani ben aslında işimi şehir dışında yapmıyorum. Yani yine evimdeyim. Evet. Yani devlet dairesine gidiyorum. Evime geliyorum. Evde kendime belki zaman ayırıp bir şeyler karalıyorum, yazıyorum. Ama hani şey çok... biraz şöyle bir şey düşünmek mümkün mü? Şiirle, edebiyatla uğraşan bir insanın maliye müfettişi yardımcısı olarak mutlu olması kolay bir şey midir acaba? Hiç beklenir değil. Mi? Beklenmez. Pek beklenmez. Daha önce de zaten orada çok, yani işler güzeldi. Gönülde yatanla, pratikle çok şey yapmıyor, paralel keşke değil, olabilse, örtüşmüyor. Hani bu edebi kısımla ben o geçimimi sağlayabilsem. Ya keşke. Dost ve sosyal ortamlarda yazdığın şiirlerdeki gibi şairane konuşuyor ve insanları etkiliyorsun. Sen de yalnız kalmak istemediğin için aşk hayatından hiç eksik olmuyor.
Biten evliliğin ardından arkadaş ortamında tanıştığın bir hanıma aşık oluyor ve bir kez daha evleniyorsun. Sevgiyle başlayan bu evliliğinde kıskançlıkların ve tutarsız davranışların sebebiyle fazla uzun sürmüyor ve yeniden yalnız kalıyorsun. Biraz daha bir şey öğrenmiş olduk. Biraz da kıskanç bir tabiat da var anladığım kadarıyla. Bu tekrar tekrar evlenmek, yalnız kalmak korkusuyla ilgili bir şey mi acaba? Her insanda olabilir çünkü. Her insanda olabilir. Dönemsel, biraz hani dönemsel olarak da mı bakıyorum? O yaşadığım yıllarda evlenmeden ama yok. Şunu yine hatırlatayım mı? 23 yaşında anneyi kaybetti. 23 yaşındaki, henüz 23 yaşında olan annesini kaybetmesi, parmak kadar bir çocuğun. İleride o büyük eksiklik acaba evet, hep tamamlanmaya yani, çalışılıyor fakat aslında olmuyor, evet tamam. Sen dedin ya o boşlukta olmaz diye. Yani yanlış kilide yanlış anahtar mı denemeye çalışıyor sürekli? Mi acaba? Evet yani biraz çünkü o büyük eksikliği herhalde buradan hayatına soktuğu kadınlarla tamamlamaya çalışıyor fakat o dengeyi sağlayamıyor. Zaten o boşluk öyle bir, de olmaz. 1, 2, 3 ve hepsinde de aynı sonuca çıkıyor olmasında belki o çocukluğumda yaşadığım durumun etkisi vardır diye düşünüyorum. Evet. Çünkü şiir yazan, edebiyatla ilgilenen insan halinden, kadın ruhundan anlayan insanlardır bir taraftan. Bunun üzerine yazıyor, insan hikayesi yazıyor. İnsan zafiyetlerini de bilir fakat bazen insan kendi bunun ucundakini göremez. Göremez, doğru. Mecbur kaldığın dönemler dışında memuriyeti de yazmayı da hiç bırakmıyorsun. Yaşadığın ilişkilerin izleri kalemine her zaman yansıyor. Üçüncü şiir kitabın çıkarken edebiyat eleştirmenleri tarafından yeni bir hareketin, şiir hareketinin akımın öncülerinden biri olarak görülüyorsun, gösteriliyorsun. 1980 yılına 50'li yaşlarına geldiğinde artık yazdığın şiirlerle anılıyor ve oldukça çok okunuyorsun. Bu süre zarfında birçok dergi, gazete ve yayın organında farklı mahlaslarla şiirler ve denemeler yazmaya devam ediyorsun. Yine bir sosyal ortamda tanıştığın bir kadından çok etkilenerek bir kez daha evleniyorsun. Şair ruhlu. Bir kez daha evli deniyorsun diyelim. Bu evliliğinde mutluluğu yakalıyor. Aile sıcaklığını ve sevgiyi ilk defa hissediyorsun. Çok şükür sonunda. Evliliklerinden yorulduğun için mi uzlaştın yoksa evliliklerden yorulduğun için mi uzlaştın yoksa bu evlilik seni gerçekten mutlu mu ediyor? Ne dersin? Hepsinin payı vardır. O ilk üç evlilikten de öğrendiklerim vardır. O kadınların bana öğrettikleri. Evet. Sonrasında bir muhasebesini yaptıysam kendimdeki eksiklikler veya çıkıntılıklar. Evet. Dördüncüye de belli ki daha bir gönül koymuş sanki. Bir de erkekliğin ilk 50 senesi zor. 50'sinden 50'li yaşlarına geldiği için artık bir biraz daha kadını anlayacak, mutlu edebilecek hale gelmek. 50'sinden küçük bütün erkekler şu anda çok kızıyor bize, ikimize de. Yani aslında bana kızıyorlar. Ben seni de kattım işin içine. Teşekkür ederim. Ama öyledir ya, erkekliğin ilk 50 yılı bayağı zordur yani. Sonraki 50 yıl biraz daha az bulanık. Daha dengeli. Ben sen daha oralarda değilsin, ben söyleyeyim sana. Evliliklerden zamanında yaşadığın sıkıntılar ve karmaşıklaştırdığın hayatın sebebiyle biraz da senin yaptığın bir şey yani. Kendini içkiye daha çok bırakıyorsun. Sağlığın olumsuz yönde etkileniyor bu sebeple ve gün geçtikçe daha kötü hissediyorsun. Sonunda bunalımın eşiğine geliyor ve yaşam enerjini tamamıyla kaybediyorsun. Eşin seni bu durumdan çıkarmak için muazzam bir gayret sarf ediyor ama sen içinde bulunduğun bu durumdan bir türlü çıkamıyorsun. Geriye dönüp baktığında yaşadığın hayatı nasıl değerlendirirsin? Neden bu kadar mutsuz ve umutsuzsun? Yani melankolik bir kişilikten büyük oranda bahsediyoruz. Bence yapısal. Yani evet yaşadıklarımın etkisi var ama biraz yapımda da var. Belki hani beni biraz şiiri bana sevdiren durum da o içimdeki öz duygu olabilir. Hmm. O melankolik yapı olabilir. Sadece annem işte çok erken yaşta vefat etti. Babam da bizle yeterince ilgilenmedi. Sonra üvey annenin sıkıntılarını yaşadık. Bunların bende yarattığı tahribatlardan dolayı böyleyim gibi gelmiyor bana.
Biraz yapıda da var. Evet, biraz yapıda var ve o ama bir tarafıyla hem melankolik yapıyor, evet ya, hüzünlü, kasvetli yapıyor ama bir taraftan da çok güzel, evet, yazdırıyor ve onu insanlar seviyor ve kendilerinden bir şey buluyorlar. Bir taraftan da o anlamda da yalnız olmadığımı da hissediyorum. Belki de bu nedenle ta başında konuştuk ya, ideal diye bir şey. Yani var ama ulaşmak, yani hem iyi bir baba ol, iyi bir eş ol, hem iyi bir şair ol, edebiyatçı şair ol falan. Bunların herkese, her bireye kısmet olmuyor. Çünkü zor bir şey. Çok uzun bir liste bu. Kesinlikle hepsini ideal bir şekilde yapmak çok zor. Evet, evet. Yani ideal baba olmak zaten hani başlı başına ciddi bir olay. Hı. Bir de onun yanına mesleklerini koyacaksın, sanatı koyacaksın, şiiri koyacaksın. Ya zaten belki de bu mutsuzsun, neden böyle mutsuzsun sorusu belki de böyle. Yani şiirini yazıyor, onunla içli dışlı hemhal bir adam yani. Bunun için doğmuş da denebilir değil mi? Bir de yani o dönemlerde bugünkü kadar niye bu kadar mutsuzsun sorgulanmıyordu. Yani... Evet, doğru. Bu kadar doğru. Sorgulanmıyordu. Şimdi bu kadar bireyci değil. Mutlu değildi, olmak evet. Biraz daha moda bir durum. Yani mutlu değilsen nasıl? Evet. Çünkü hani fotoğraflarımıza bak, yediklerimize bak. Biz çok mutluyuz. Ha. Bir pompalanıyor ya insanlar tarafından. Ha, evet. Şu dönemde belki öyle ama o dönemlerde mutsuzsan mutsuzsundur. Evet. Üstelik... Ben mutsuz yazıyorum fakat o yazdıklarımla başka insanlar yine kendilerinden bir şey buluyorlar. Demek ki yalnız da değilim. Buldun mu kim olduğunu? Buldum diye hissediyorum. Peki, gelsin mi? Gelsin tabii. Geliyor efendim. Cemal Süreya müthiş, muazzam şair. Sen seviyorsun Cemal Süreya. Ben tüylerin diken diken oldu, evet. Çünkü bir önceki hikayede aşktan bahsetmiştik ya. Aklından mı geçti? Hayır. Cigarımı attım denize şiiri vardır Cemal Süreya'nın. Ben onu çok özel bir anımızda sinema okumuştum. Öyle mi? Evet, orada bir paragrafı vardır. Bizim için çok kıymetlidir. Ezberinde mi? Yok. Cemalettin Seber veya bilinen adıyla Cemal Süreya, Kürt kökenli bir şair, yazar ve çevirmen, Türk şiirinde yenilikçi bir hareket olan ikinci yeni akımının öncü şairlerinden biri. Eşinin tüm uğraşlarına rağmen hayata karşı umutsuz ve bitkin bir şekilde yaşayan Cemal Süreya, geçirdiği bir kalp spazmı sonucunda 1990 yılında sadece 59 yaşındayken hayatını kaybetti. Üvercinka adlı şiir kitabı, Yeditepe şiir armağanına, Göçebe adlı eseriyle Türk Dil Kurumu şiir ödülüne, Sıcak Nal ve Güz Bitiği adlı eseriyle de Necati Gil şiir ödülüne layık görüldü. Cemal Süreya şiir ödülü, yani kendi adına Cemal Süreya ödülü 1991 yılından itibaren, kaybından bir sene sonrasından başlayarak Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği tarafından veriliyor. Cemal Süreya üniversite yıllarında bir arkadaşıyla bir iddiaya girdi ve kaybedenin fiziksel ve bedensel olmasa da ömür boyu taşıyacağı bir şeyle cezalandırılmasına karar verdiler. Ne acımasız bir şey, bahismiş değil mi? Bu da isimleri oldu. Cemal Süreya iddiayı kaybederek adındaki ikinci Y'yi sildi ve bunu da tabii ki yine şiir yoluyla ilan etti. Biz de kendisine onun bir şiiriyle veda edelim. Ezberinde olmayabilir ama burada yazıyor. Hmm. Hadi bakalım. Efendim Kenan İmirzalıoğlu'nun sesinden Cemal Süreya. İki kalp arasında en kısa yol. Birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde kazanması zamanın. Çok erken gelmişim, seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmışlar, göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Ağzına sağlık. Peki. Kendisini sevgiyle, saygıyla, rahmetle... Şükranla anıyoruz. Bize anmış. Çok güzel duygular yaşattı. Aşklarımızı paylaştı, evet. Gerçekten aşklarımıza dil oldu. Evet. Bizim dilimiz dönmedi, onun şiirleri dil oldu duygularımıza. O yüzden gerçekten teşekkürü borç bilirim. O zaman ne diyelim, melankolinin en güzel hali değil mi? Cemal Süreya, evet. Nolar içinde yatsın.
Evet, nur içinde yatsın. Kenancığım, oyuncu olmak seni daha mı hassas yaptı? Oyunculuk öyle bir şey midir? Yani zaten çok duyarsız ve vicdansız bir insan değildim ama oyunculuk tabii empati yeteneğini çok daha fazla geliştirdi. Yani bunu ilk Yazıtura'dan hatırlıyorum. Ben de oradaydım. Evet, beraberdik abi, biliyorsun. Sağken sen seni hiç görememiştim. Sen maalesef orada hayatını kaybettin için. Ha, öncesinde bir büfede değil mi? Büfede vardı. Evet. Ki oradaki en büyük desteğim de sende, seni evet, kaybettik Gazi iyice büfe. Zaten. Hatırlıyor benim, musun Gazi? Tabii Gazi büfe. Tabelasını böyle sırtıma alıp gelmiştim. Orada mesela oradaki karakteri oynarken tamam, onu canlandırıyorsun. Adam askerden zaten ruhu yaralı gelmiş, bir sürü sıkıntıları var, anne kaybı var. Azalarak gelmiş bir adam. Evet, evet, yani bir fiziksel arızada kalmış, babasıyla iletişimi sıkıntılı, amcayı erken gitti. Tabii. Onun öncesinde ben hep şeyi söylerdim, işte Taksim Meydanı'nda falan dolaşırken üniversite zamanlarında, Doğan Görünümlü Şahinler'e binip müziğin sesini sonuna kadar açan arkadaşlara biraz sinirlenirdim. Ya arkadaşlar, ben köyden geldim ve bu şehirde yaşamayı öğrendim. Siz burada doğdunuz, büyüdünüz. Niye hala hani bu uyumu sağlayamıyorsunuz diye birazcık hani sinirlenirdim. Niye bu kadar? Hani ben Nişantaşı'nda doğup büyüseydim belki bunu söylemek ukalalık olabilirdi ama ben Ankara'nın köyünden doğup geldim. Yani 30 haneli köyden çıkıp geldim ve bu şehrin düzenine uyum sağlayabiliyorum. Bunun kurallarına uyabiliyorum. Siz neden bu kadar pervasızsınız diye bir eleştirim olurdu. Yazıtura'da oynayınca o Doğan Görünümlü Şahin'in içine bindim ben. Taksim Meydanı'nda dolaşan ve etraftan da bir şey diyecek misiniz bana? Evet, sesi sonuna kadar açtığımın farkındayım. Herhangi bir şey mi? Hayırdır, ters mi bakıyorsun falan potansiyelli bir... Hayattan alacaklı gibi davranmak değil kesinlikle. Mi? Hayatı alacaklıymış gibi davranmak. Yani. Bu hayat beni yaraladı. Evet. Yani sen bir de yaramın üzerine tuz mu serpmeye sizin niyetlisin? Sizin de haberiniz yok. Evet, sizin de haberiniz yok. Benim ne çektiğimden. Tabii. Benim çektiklerimin bedelini herkes ödeyecek falan gibi bir şey. İlk ses çıkartan ödetirim. Evet. Gibi bir ruh halinde o arabanın içinde dolaşınca dedim. O arabanın içine binmeden o arabadakiler hakkında bundan sonra hüküm kesmeyeceksin, konuşmayacaksın. Çünkü yanlış. Kimsenin kaderini yaşamadan, kimsenin hayatına dair ukalalık yapmayacaksın. Tamam. Sen mutlu bir ailede büyüdün, öyle bir askerlik yaşamadın. Öyle bir fiziksel arızan yoktu, annen hep yanındaydı, onların sevgisini hep hissettin ve buraya uyum sağladın. Bu çocuğun burada doğmuş olması, artı bir önde başlamış olması anlamına gelmiyor. Ailesel ne gibi eksiklikleri var bilmiyorsun. Bunları bilmeden de artık bu yargıları yapmayacaksın. Tabii benim için oyunculukta da çok temel bir güç oldu. Hayatını nasıl dengede tutuyorsun? Çünkü ben şey diye düşünüyorum, eski... Yeşilçam aktörleri gerçek şöhretlerdi diye düşünüyorum. Bir Azerbaycan, yanılmıyorsam, seyahatini dinlemiştim. Kazakistan. Kazakistan, evet. Seyahatini dinlemiştim. Onlar kadar muazzam bir şöhreti, yani televizyon çağının şöhretlerinde alışmadığımız bir şöhretin var senin. Hayatını nasıl dengede tutuyorsun? Yani özel bir çaba gerektiriyor mu bu? Çünkü sen çok dengeli yaşayan birisin, onu biliyorum. Yani bilmiyorum, yani gayret ediyorum. Kalbimin sesine bakıyorum abi. Çünkü günün sonunda yatağa gittiğin zaman o yastık ve senin başın var ya, hani bir baş başa kaldığın an var ya, yani oradaki esas o ana kadar yaptıkların uykunu kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu? Rahat uyuyabiliyor musun, uyumuyor musun? Yani kendime verdiğim bir hesabım var. Zaten ben o hesabı verebilirsem başkasına verecek bir hesabım kalmaz. En temel odak o kendi kalbim ve vicdanımı aldığım için o zaten bir denge sağlatıyor. Kendi karneni kendin mi yazıyorsun? Biraz öyle oluyor. Not kırdığın zaman da oluyor. Çok. Tabii. Başka türlü hepsi yani, on karne mi oluyor? Benden fazla benim kulağımı çeken yoktur. Evet, buna denge diyoruz zaten. Ha, sonucu ona geliyor. Sonuçta evet. Denge, evet. Peki... En verimli olduğun zamanları nasıl tanımlıyorsun? Ne olunca çok verimli oluyorsun? Yaptığım işi sevince, çok inanınca. Yani iyi bir senaryo zaten sadece sette kalmıyor. Gün boyu her an burada sohbet ederken bile gerçekten şu an iyi bir senaryo elimde olsa bir taraftan hep bir dönen işliyor bir... Evet, değil mi? İşliyor.
O background'ı işliyor. Zaten senaryoların gücüne de ona göre karar veriyorum. Okuyorum, ertesi gün bakıyorum kendime. Hmm. İçimde sahneler oynanıyor mu? O karakter bir şey söylüyor mu? Ne kadar bende kaldı, iz bıraktı, evet. Ona mı bakıyorsun? Ona bakıyorum. Yani, önemli bir ölçü tabii. Çünkü bazı şeyler çok güzel yazılıyor. Fakat özünde aslında o kadar güçlü olmuyor. Yani yazının güzelliği seni kandırabiliyor. Hmm. Yani hikayenin gücü... Sözün büyüsü... Evet, seni etkileyebiliyor. Seni fakat sen o sözü seyirciye aynı şekilde anlatamayacaksın. O sol tarafta yazıyor. Hmm. Diyaloğunda yok. Hmm. Yani sen senaryoların hem sağını hem solunu mu okuyorsun? Ben tersten de okuyorum bazen. Çünkü okumayanlar da oluyormuş diye. Duyuyorum öyle şakalar. Evet, ben de duyuyorum. Şaka olsun. Umarız şaka. Evet. Peki, çocukken oyuncu olmayı düşünüyor muydun? Yoksa baban bacağını ayırır mıydı? Öyle bir şey yok. Telaffuz etsin. Valla öyle bir niyetleri olsa zaten adımı Kenan koymazlardı. Benim adımım yani... Kenan Parsan isim babası Kenan Parsan. Tabii ki. Onu beğeniyorlardı demek ki. Tabii. O da ne tatlı bir aktördü ya. Kendisiyle tanıştım sonra. Öyle mi? Evet. Amerika'da görmüştür biliyorsun değil mi? Amerika'ya giden oyunculardan biri. Öyle mi? Tabii. O kısmı bilmiyordum. Kenan Parsan, Nihat Aybars bunlar şeydir. Amerika görmüş oyuncularımız var yani. Döndüler ama evet çocukken diyorduk. Çocukken gerçekten yoktu. Ben hatta matematik okurken bile yoktu. Sen nerede okudun? Bir anda oldu. Hatta şöyle bir anım var abi, onu anlatayım istersen. Ben matematikte okurken Levent'e bir arkadaşım vardı. O da sinemaya, tiyatroya çok düşkün. Çok düşkündü, çok giderdi, izlerdi. Ve sanırım Pera Sanat diye bir yer açılmıştı o ara. Pera. Orada yönetmenlik... Pera Güzel Sanat'la. Evet. Sıra Servilerde. Evet. Evet, evet, oradan yönetmenlik dersleri almayı düşünüyordu. Hı. Ben de o ara Levent'e şey demiştim. Levent, biz analitikçi insanlarız oğlum, sen hani... Ne işin var? Evet, ne işin var yani, biz matematiğe geldik. Kendi sonra başına gelecekleri falan bilmeden. Evet, sonra Levent'e bunu deyip, Levent'in halen matematik öğretmeni olması ve benim de oyuncu olmam tabii. Ben yönetmen olacaktım. Adamı yoldan döndürdün mü? Ha, ben dönmedi de devam etti yok, diye bir şey bekliyorum. Yok, döndürdüm. O matematik öğretmeni. Ama içinde gerçekten güçlü bir aşk olsa kimse döndüremezdi. Kimse, tabii canım, ne Kenan ne İsmail. Güzel bağladın hani. Ve sen sonra nasıl? Sonra... Bir kere bir şey var. Yani bir dünya güzelliğin var değil mi senin? Ona dünya güzelliği demiyoruz zaten. Ne diyorsun? Best model of... Best model of the... Önce Türkiye, sonra world oldum. Best model of the world. 64 ülke arasından. Macera orada başlıyor. Evet. Yani 97'de sonra işte... Niye ya? Dünya güzeli daha güzel değil mi? Sen olur, dünya güzelisin. Senin gözünde güzelsem güzelimdir. Çoğumuzun gözünde. Ondan sonra işte bazı yapımcılar görüşmek istedi benimle. Fakat yani ilk üç hikaye şey gibiydi. Konu mankeni. Yakışıklı bir arkadaşımız var. Onu konu mankeni olarak koyalım. Ben de zaten hiçbir şeyim yok. Hani bu konuda hiçbir tecrübem yok. Böyle bir işe de çok kendimi yakıştırmıyordum. Böyle düşünürken Takdir Osman Sınav Deli Yüreği teklif etti. Ki hani Susurluk, Perde Arkası, enteresan hikayeler. Ben de ülke gündemiyle ilgilenen bir öğrenci olarak matematikte okurken Yıldız Teknik'te. Arkadaşlarımız keza öyle. Allah Allah falan ilgimi çekmişti. Sonra Osman abiyle de biraz oturup sohbet ettiğince onda da bir toprak kokusunu alınca böyle bir Anadolu insanı. O Osman Sınav'ın da fırtına olduğu zamanlar. Zaten, evet. Sonra Osman abinin işini kabul ettim. Ve tamam, Osman abi infilak etti o işi. Tabii çok hani o bayağı ciddi bir şey istemişti. Osman abi bana şey dedi işte, ben dedi böyle bir iş yapacağım, senin oynamanı istiyorum. Ben de Osman abi işte matematik okuyan bir adam olarak rasyonel bir soru sordum. Benim hiç tecrübem yok. Sadece kısacık bir reklam filmi çekmişim, kamerayı da orada görmüşüm. Siz neye güveniyorsunuz da böyle bir şey teklif ediyorsunuz? O da dedi ki, sen benim bu tecrübeme güveniyorsan, bu tecrübe diyor ki sende o potansiyel var. Hmm. Sen ben bunu söylüyorum. Yapabilirsin. Evet. Yardım ben bunu edeceğim. Alıyorum. Yardım ama edeceğim. Bu işe kelleni koyman lazım dedi. Hı. Dedim, en büyük şeyi istiyorsunuz. Evet. Bunun dedim cevabını hemen veremem. Ben bir düşüneyim dedim. Naz Niyaz'a bak. Başrolle hayata başlayacaksın. Bir de Naz Niyaz mı yaptın? Aslında hiç Naz Niyaz değil. Verebilir miyim, veremez miyim? Tabii, bunu sorguluyorum. Akılcı düşün. Tabii. Yani rasyonel okuyorum mevzuya. Meşhur olacağım gibi hiç öyle şeylere hiç girmedim. Sonra gerçekten bir hafta sonra geldim Osman abiye. Tamam dedim. Kellemi koyacağım bu işe. Ondan sonra başladık. Eti de ve senin, kemiği de senin. Kemiği vermedim. Vermedim.
Sonra zaten çok kısa bir süre sonra, birkaç sene sonra da Yazı Tura'da buluştuk değil mi? Tabii 4 yıl biz Deli Yüreği çektik. Onun arkasından yaptığım ilk sinema filmidir. Yani Bumerang Cehennem'den sonra ilk sinema filmidir. Ben çok iyi hatırlıyorum. Kendi aramızda da konuşmuştuk seni ilk tanıdığım zaman. Şeyi anlaşılıyordu. Kelleyi koyduğunu anlaşılıyordu. Yani çok anlaşılıyordu. Azmetmiştim. Azmetmiştin, hazmetmiştin. Öbür tarafı da evet, yani deli yürek meselesi hazım zorluğu yaratabilir bir şey, büyüklükte bir iş değil. Kolay sınav değil. Yok, kolay sınav değil. Peki eleştiriler oluyor mu? Hala eleştiri aldığın oluyor mu? Eleştiriye karşı tutumun nasıl? Abi Messi hazımdan bile eleştiriliyor. Messi eleştiriliyor. Messi bile eleştiriliyor. Evet, evet. Ben tabii ki eleştiriliyorum. Maç bazında eleştiriliyordur. O kadar ki. Ama yani Messi çünkü. Ama Messi Messi'dir yani. Ne yapıyorsun eleştiri karşısında? Sakin kalıp tartma etme şeyi. Bana. Sosyal medyada fütursuz bir, yani orada filtresiz Dinç. Bir dil var. Ama Allah'tan benim de haberim yok. Çünkü hiçbir sosyal medya hesabım yok. Hiçbir sosyal medyayı takip etmiyorum. Ben sadece YouTube'da ilgilendiğim konuların videolarına bakıyorum. Senin fotoğrafın ve soyadının bir kısmının olduğu bazı hesaplar var. Onların hepsi sahte. Sana. Hiçbiri bana ait değil. Burada seyircilerimize tekrar söylemek isterim. Sosyal medyada hiçbir hesabım yok. O yüzden de birebir içinde de değil. Hiçbir mecra adamı yok. O yüzden de hani sosyal medyadaki kirlilikten etkilenmiyorum. Ama senin gibi abilerim, büyüklerim, meslektaşlarım bir eleştiride bulunduğu zaman onu tabii ki ciddiye alıyorum. Onu tabii ki ciddiye alıyorum. Büyüğümüz, küçüğümüz kimse ciddiye almaz. Öyle öyle herkesin eleştiri. Ben böyle öğrendim zaten. Yani bu işin okuluna gitmedim. Öğrenmenin bir yolu tabii. Zaten. Aynen. Yani sette böyle öğrendim. Sonra sonra öğrendim. Bu tutumun kendisi de bir okul zaten. Yani bu ihtiyaç, ona kulak asma, değerlendirme. Çünkü hepsini kabul etmek zorunda da değilsin. Bazısını eliyorsundur. Tabii. Bu eleştiriler beni geliştirir dediklerini. Ben de öyle davranmaya çalışıyorum. Bu tavır bende çocukluğumdan beri vardır. Annem bana hep şeyi söyler. 40 kişiye akıl sorarsın gene kendi bildiğini yaparsın. Anneciğim yani benim aklımdan daha üstün bir akıl varsa onların bildiğini yaparım diyorum ben. Tabii. Yani şey değil. Doğru. Eline ne geçerse okuyor ve hayatı kitaplardan öğrenmeye çalışıyorsun. Yazmaya da başlıyorsun. Yazdıkların öğretmenlerin tarafından beğeniliyor. Hatta bir kompozisyon yarışmasında da ödül alıyorsun. Daha iyi nasıl yazabilirim diye uğraşacağımı düşünüyorum. Bu ödül seni çok mutlu ediyor ve yazmaya devam ediyorsun bu sebeple de. Şair bile olurum. Şair bile olursun. O dönemlerde yazıların ve şiirlerin... Şiirler. Bazı dergilerde yayınlanmaya da başlıyor. Üçüncü şiir kitabın çıkarken edebiyat eleştirmenleri tarafından yeni bir hareketin öncülerinden biri olarak görülüyorsun, gösteriliyorsun. Cemalettin Seber veya bilinen adıyla Cemal Süreya, Türk şiirinde yenilikçi bir hareket olan ikinci yeni akımının öncü şairlerinden biri. Geçirdiği bir kalp spazmı sonucunda 1990 yılında sadece 59 yaşındayken hayatını kaybetti. Kenancığım harika bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Empatide de tabii ki çok başarılısın doğal olarak. Peki, tamam. Son bir soru sormak istiyorum. Çok beğendiğin 3 tane oyuncu söyle bana ama Türkiye'den söyle. Öyle Robert De Niro falan olmaz. 3 tane. Ahmet, Mümtaz, Taylan. Çok teşekkür ederim. Tam da beklediğim cevap. İyi ki geldin. Lalin'e ve Leyla'ya çok sarıl. Sinem'e çok selamlar. Tabii ki. Teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ben teşekkür tekrar ederim. Teşekkür çok güzel ederim. Bir program yaptınız. Bunun içerisinde olmak gerçekten kıymetli. Normalde niyetimiz biliyorsun daha öncesindeydi. Belki ilk başlarda ben gelecektim ama arada konuştuğumuz mevzudan dolayı olmadı evet, o işler. Evet, biliyorum. Biliyorum. Dikkat etmem gerekiyordu. Biraz daha izole olmam gerekiyordu. Biz de biraz daha olgunlaşmış olduk burada. Siz her zaman olgundunuz. Mesele aramızdaki empatinin olgunlaşması. O yüzden gerçekten bu programa emeği geçen, ortaya çıkartan herkese bir kez daha seyircilerimizin önünde teşekkür etmek isterim. Rica çok iyi oldu. Lütfen ihtiyacımız var. Konuşmayı bırak çünkü programı sana teslim edecekler haftaya diye. Biraz tedirgin olmaya başladım. Peki. Var ol. Efendim, sevgili Kenan'ı, Kenan İmirzalıoğlu'nu misafir ettik. Çok da iyi ettik. Ne iyi etti geldi. Önümüzdeki hafta başka bir empatide, yine empatide görüşmek üzere. İyi akşamlar.